11. Bölüm. Ölüm anında günah düşüncesinden korunmanın yolu. Ölüm anında günahların ve nefsani isteklerin şerrinden uzak olmak isteyenler ve bu hassas anda herhangi bir günah düşüncesinin zihinlerine gelmesini istemeyenler, yaşamları boyunca nefislerini günahlardan uzak tutmaya çalışıp bu yönde çaba sarf etmeliler. Bu hassas anda bu tür tehlikelerden korunmak isteyenler, kalplerindeki olumsuz nefsani isteklerin köklerini kurutmalılar. Akıllarından geçen düşünceleri ve yapmak istedikleri işleri mercek altına almalılar. İlim ve amel peşinde olmalılar. Kalplerini dünyevi meşgale ve sevgilerden temizleyip Allah'ın sevgi yuvası ve ilahi üns mahalli haline getirmeliler. Ve bunu ölüm anı için sermaye kılmalılar. Zira her insan yaşadığı gibi ölür ve öldüğü gibi de haşredilir. Ölüm anında her insanın kalbinin daha çok günlük hayatta alışkanlık edinmiş olduğu işleri düşündüğü ve bunun belirtilerini dışarıya yansıttığı defalarca ve defalarca o kimsenin etrafında bulunan şahıslar tarafından gözlemlenmiştir. İşte marifet ehli insanların en büyük korkularından birisinin kötü son korkusu olması da bu yüzdendir. Onlar ölüm anında yanlış ve kötü düşüncelerin akıllarına gelmesinden ve bu haldeyken can verip de bu halin onlarla Rableri arasında hicap oluşturmasından korkuyorlar. Zira her ne kadar alışkanlıkların insanın düşüncesi üzerinde etkisi olsa da, İnsan zihninin farklı düşünceler arasında geçiş yapması insanın elinde olmayan bir husustur. Dolayısıyla rüyasında peygamberler, imamlar ve Allah'ın veli kulları dışında bir kimseyi görmek istemeyen ve ibadet ve kulluk dışında bir işle iştigal etmek istemeyen bir kimse, bütün hırsına rağmen bu istediğinde pek başarılı olamıyor ve hiç hoşlanmadığı ve hatta kendisini üzen rüyalar görebiliyor. Ancak buna rağmen doğruluk üzerine olmaya çalışmak ve kulluk çizgisinden ayrılmamak bu yönde pek etkisiz de değildir. Buradan insanın ruhunun bedenden ayrıldığı son nefesinde sağlıklı bir durum içinde olmadığı takdirde yapmış olduğu güzel amellerin onun haline pek fazla bir faydası olmayacağı anlaşılmaktadır. İnsan zihninin, duyguların, kol gezdiği alan ve düşünce dalgalarıyla sallantıda olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda ise, insanın o anda sağlıklı bir durum içinde olması ise gayet zordur. Bu halde yaşananların zorluğundan dolayıdır ki, Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. 50 yıl boyunca cennet ehlinin ibadet ve amellerini yapmış olan bir insanla, cennet arasında bir deve sağımı kadar ufak bir zaman dilimi kalır. Ama onun yaşamı ancak Allah'ın onun için takdir ettiğiyle son bulur. Açıktır ki insan o sırada şimşek gibi zihninden gelip geçen anlık aşağılık düşünceler dışında başka bir günah yapamaz zaten. İşte bu büyük tehlike ve kaygıdan dolayı Allah yolunda şehit olmak en güzel ölüm şekli olarak görülürken, genellikle ani ölüm, kötü bir ölüm şekli olarak görülmektedir. Zira insanın zihni kötü bir düşünceyle meşgulken, ani ölüm gelip insanı bulabilir. Buna karşılık, Allah yolunda şehit olan birisi, Allah'tan başka hiçbir şey düşünmediği ve kalbinde onun sevgisi dışında hiçbir sevginin kalmadığı bir halde dünyadan ayrılmış olur. Zira Allah ve Resulünün emrini yerine getirmek uğruna canını tehlikeye atıp savaş meydanına giden bir kimse, ölümü yalnızca Allah rızası için kabul etmiştir demektir. Buradan anlaşılıyor ki, ölümü sırf Allah rızası için kabul eden şehitler dışındaki öldürülenler, zulme uğrayarak öldürülmüş olsalar bile veya cihada gitmiş olsalar bile, amaçları sırf Allah Resulü'nün rızası olmayanlar, sözünü ettiğimiz bu tehlikeden güvende değillerdir. Durum böyleyken, herkes için en büyük tehlikeden kurtulmak ve hayır sonla dünyadan ayrılmak için çare arayıp çaba göstermesi zorunludur.
iyi bir sonluğa dünyadan ayrılıp ebedi saadete kavuşmak içinse, ölüm anında insanın kalbi Allah'a dönük olup ilahi muhabbetle dolup taşmalı ve onunla üns bulmalıdır. Buysa ancak kalbi bütün nefsani isteklerden temizlemek yönünde büyük çabalar sarf etmek, dünya sevgisini bütünüyle kalpten söküp atmak, günahlardan uzak durmakla yetinmeyip, günah düşüncesinden ve günah ehli insanlardan dahi uzak durmak ve onların hal ve harekatlarıyla ilgili anlatılanlara bile kulakları tıkamak, yani kısacası Allah anısının meleke haline gelmesi için Allah dışındaki her şeyi kalpten söküp atmak ve kalp yuvasının kapılarını onun dışındakilere sımsıkı kapatmakla gerçekleşebilir. Bu gerçekleşmediği sürece hayırlı son yönünde hiçbir güvence yoktur. Evet, insanın ölüm öncesi yaşadığı ölüm sarhoşluğunun uyku haline benzediğini öğrenmiş olduk. O halde kendimize dönüp bakmalıyız. Nasıl da genellikle rüyamızda İlahi muhabbeti göremiyoruz. Uykudayken bizi yaratan bir yaratıcının olduğu ve bu yaratıcının yüce sıfatlara sahip olduğu düşüncesi zihnimize bile gelmemektedir. Aksine sadece alışkanlık edinmiş olduğumuz boş işleri ve batıl hayalleri görüp duruyoruz. Bu durumda Allah korusun, eğer ölüm anında kalbimiz ilahi muhabbete dönük olmak yerine değersiz dünyevi işlerle meşgulken diğer aleme intikal edecek olursak, artık ölüm sonrası ebediyen bu halde kalmaya mahkumuz ve ebedi bedbahtlık hep bizimle beraber olacaktır. O halde ey güzel arkadaşlarım, gelin gaflet uykusundan uyanalım, maddiyat sarhoşluğundan kurtulalım, şu değersiz dünyanın sevgisini kalbimizden söküp atalım ve ilahi üns muhabbetiyle kalbimizi ihya edelim. Ariyet yuvası olan şu dünyadan zorunlu olanla yetinelim. Gidilecek evden ihtiyacımız kadarını alalım. Yiyecek ve içecek olarak sadece hayatta kalabileceğimiz miktarla yetinelim. Zira fazla yemek insanı Allah'tan uzaklaştırır ve gerçek izzete ulaşmasına engel olur. Giysi olarak da bedenimizi örtecek kadarı yeterlidir. Bundan fazlasıysa bizi ahiret işlerinden geri bırakır. Ev olarak da bizi sıcaktan, soğuktan, kardan, yağmurdan koruyacak miktarıyla yetinelim. Bundan fazlasıysa ebediyet evimize zarar verir. Bunlarla yetinmeyi başarabilen birisi ahiret işleriyle ilgilenme fırsatını yakalayabilir. Bunun ötesine geçen kimse ise sürekli şu veya bu dünyevi iş peşinde koşturup durur. Kalbi her zaman türlü dünyevi düşüncelerle meşgul olur. Hayatında dertsiz, kedersiz ve sıkıntısız geçen bir an bulamaz. Tüm vakti şurada burada harcanıp biter ve tüm fırsatlar elinden çıkıp gider. Dünyevi meşgalelerden kurtulduktan sonra ise kalbimize yönelelim. Her vadide gezinmemesi için bir an bile ondan gafil olmayalım. Kalbimizin sürekli Allah'a yönelmesi, onu anması ve onunla üns bulması için çaba harcayalım ki, şayet bu vesileyle ebedi saadet ve ebedi sevince ulaşabiliriz. Aklı olan bir insan nasıl bunca değerli ve büyük bir ayrıcalığı şu değersiz dünyaya feda edebilir? Oysa dünya ve dünyalık her şey geçicidir. Hiçbir kimseye de vefa göstermemiştir. Hiçbir kimse de ondan kendi nasibinden fazlasını yiyebilmiş değildir. Ve hiçbir kimse ondan bir şeyi kendisiyle götürememiştir. Üçüncü sıfat: Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Gazap gücüne ait üçüncü rezile sıfatı Allah'ın rahmetinden ümit kesmektir. Bu sıfat insanı felakete sürükleyen başlıca sıfatlardan birisidir. İlaveten büyük bir günahtır ve Kur'an-ı Kerim'de açık bir dille yasaklanmıştır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "De ki, ey kötülük edip kendilerine aşırılık eden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü o bağışlayandır, merhamet edendir." Zümer Suresi 53. Ayet.
Yüce Allah diğer bir ayeti kerimede ise şöyle buyuruyor. Dedi ki, zaten sapkınlardan başka kim Rabbinin rahmetinden ümit keser? Hicr suresi 56. ayet. Hatta bazı ayetlerden Allah'ın rahmetinden ümit kesmenin kafirlere özgü bir sıfat olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin Yusuf suresindeki bir ayeti kerime şöyledir. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Doğrusu kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Yusuf suresi 87. ayet. Yine Hak Teala şöyle buyurmuştur. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler var ya, işte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir ve onlar için can yakıcı azap vardır. Ankebut suresi 23. ayet. Rivayet edilir ki günahının çok büyük olduğu düşüncesiyle ümitsizliğe kapılarak delirecek seviyeye ulaşan Zuheriye, Hazreti Ali bin Hüseyin Zeynel Abidin şöyle buyurdular. Şu Allah'ın her şeyi kuşatan rahmetinden ümit kesmiş olman, yaptığın günahtan çok daha büyük bir günahtır. Rivayet edilir ki bir gün Peygamber Efendimiz ashabına hitaben, ''Ey insanlar, eğer benim bildiklerimi bilseydiniz, pek az gülüp çok ağlardınız. Çöllere, sahralara dağılıp göğüslerinizi döverek Rabbinize sığınırdınız.'' buyurdular. Bunun üzerine hemen Hazreti Cebrail nazil oldu ve ''Ey Muhammed, Rabbin kullarımı benim rahmetimden ümitsizleştirme.'' buyuruyor, dedi. Bir hadiste ise şöyle yer almıştır. İsrailoğullarından bir şahıs sürekli insanları korkutup Allah'ın rahmetinden ümitsizleştiriyordu. Bu yüzden kıyamet gününde Yüce Allah o şahsa seslenerek, ''Kullarımın bana olan ümidini kestiğin gibi bugün de ben senin rahmetime olan ümidini keseceğim.'' diyecektir. Yine Allah Resulü'nün şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. ''Kıyamet gününde insanları ümitsizleştirenler yüzlerine siyahlığın çöktüğü bir halde mahşere getirilecek ve bunlar insanları Allah'ın rahmetinden ümitsizleştirenlerdir.'' denecektir. Yine İmam Rıza Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu nakletmiştir. ''Ey Ademoğlu, insanların günahı seni kendi günahında ve insanların nimeti seni kendi nimetinde yanıltmasın ve kendin Allah'ın rahmetini umarken insanları Allah'ın rahmetinden ümitsizleştirme.'' Bu arada Allah Resulü ve Ehl-i Beyt imamlarından gelen birçok hadiste Allah'ın rahmetinden ümit kesmenin en büyük günahlardan biri olarak nitelendiğini görmekteyiz. Nitekim bir hadiste Allah Resulü'nün şöyle buyurdukları rivayet edilmiştir. Allah'a şirk koşmak, Allah'ın lütfundan ümit kesmek ve Allah'ın sınamasından kendini güvende görmek en büyük günahlardandır. Bir hadiste ise şöyle yer almıştır. Safvani el-Cemmal diyor ki, ''Ben İmam Cafer Sadık'ın namaz vaktinde kıbleye yönelerek namaz için tekbir almadan önce şöyle dua ettiğine şahit oldum. Allah'ım, beni rahmetinden meyus etme, lütfuna olan ümidimi kesme ve sınamandansa beni güvende kılma ki hüsrana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın sınamasından güvende olmaz.'' ''Ben fedanız olayım, sizden önce kimsenin böyle bir dua ettiğini görmedim.'' dedim. Bunun üzerine imam şöyle buyurdular. ''Allah'ın rahmetinden meyus olmak, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek ve Allah'ın sınamasından kendini güvende görmek en büyük günahlardandır.'' Yine İmam Cafer Sadık'a isnat edilen başka bir hadiste şöyle yer almıştır. Mesadet bin Sadaka dedi ki, ''Ben İmam Cafer Sadık'ın şöyle buyurduğunu duydum. En büyük günahlar Allah'ın lütfundan ümit kesmek, Allah'ın rahmetinden meyus olmak, Allah'ın sınamasına karşı kendini güvende görmek, Allah'ın saygın kıldığı bir cana kıymak, anne babaya karşı asi olmak, haksız yere yetim malını yemek, açıklığa kavuştuktan sonra faiz yemek, hicret ettikten sonra cahiliye dönemine dönmek, namuslu bir bayana iftira atmak ve savaştan kaçmaktır.'' Bu arada birisi imama,
Acaba büyük günah işleyen birisi tevbe etmeden ölürse bu onu imandan çıkarır mı? Ve azabı müşriklerin azabı gibi kalıcı mı olur? Yoksa azabı bir süre sonra biter mi diye sordu. Bunun üzerine imam şöyle buyurdular. Eğer o işin helal olduğunu söylüyorsa bu onu İslam çerçevesinden dışarı çıkarır. Dolayısıyla da en şiddetli azabı görür. Ama o işin büyük günah olduğunu ve kendisine haram olup ondan dolayı azaba uğrayacağını itiraf ediyorsa, bu durumda onun azabı daha hafif olur ve bu eylem onu iman çerçevesinden dışarı çıkarır. İslam çerçevesinden değil. Yine İmam Cafer Sadık şöyle buyurmuştur. Melekten gelen duygu ve şeytandan gelen duygu vardır. Melekten gelen duygu, hayır vaadinde bulunmak, hakkı onaylamak ve mükafata ümit beslemektir. Şeytandan gelen duyguysa, hakkı yalanlamak, hayırdan ümit kesmek ve şer vaadinde bulunmaktır. Aslında bu sıfatın kötü bir sıfat olması için, onun insanı en üstün fazilet olan ilahi muhabbetten alıkoyuyor olması yeterlidir. Zira ümit olmayan yerde sevgi ve muhabbet de olmaz. Ayrıca bu sıfat insanı ibadet ve kulluktan da alıkoyma özelliğine sahiptir. Zira genellikle insanları ibadetlere ve Allah'ın kulluğuna iten başlıca etken onların gönül rahatlığı ve mükafat beklentileridir. Allah'ın rahmetinden ümit kesmekse bu iki duygunun ikisini de insanların yüreğinden çekip alıp yerine yeis duygusunu yerleştirmektedir. Buna ilaveten ümitsizlik sıfatı Allah'a karşı kötü zanlı olma duygusunu da beraberinde getirmektedir. Ve dolayısıyla da ileride zikredilecek olan Allah'a karşı kötü zanlı olmakla ilgili hadislerdeki tüm kınamalar bu sıfat içinde geçerlidir. Dolayısıyla herkes bu sıfattan uzak durmalı ve bir an evvel bu sıfatın karşıtı olan Allah'a ümit besleme sıfatını elde etmek suretiyle bu menfur sıfattan kurtulmalıdır. Allah'a ümit beslemek. Allah'ın rahmetinden ümit kesme sıfatının karşısında Allah'ın rahmetine ümit beslemek sıfatı yer almaktadır. Ve buna reca sıfatı da denir. Reca sıfatı, insanın beklediği güzel bir durumdan ötürü kalbinin ferah olması halidir. Elbette kalpteki bu ferahlık ve sevinç haline reca denilebilmesi için insanın beklediği şey yönünde gerekli adımları atmış olması da gerekir. Örneğin buğday derme beklentisinde olan kimse, kusursuz buğday tohumunu verimli bir tarlaya ekip de zamanında sulamasını yapmış olursa, güzel bir hasat elde etme ümidi içinde olabilir. Ama beklentisi içinde olduğu bir şeyin varlık sebeplerini hazırlamak yönünde hiçbir adım atmadan onu elde etmeye dair beklenti içinde olma haline ise reca hali denilemez. Aksine bu hal için olsa olsa boş kuruntuya kapılıp kendini aldatmak ve ahmaklık adı verilebilir. Örneğin elindeki buğday tohumunu susuz, çorak bir tarlaya atıp da onun yeşerip gelişmesine yönelik su vermek ve afete karşı tedbir almak gibi hiçbir işlem yapmadığı halde güzel bir ürün elde etme beklentisi içinde olan çiftçinin bu beklentisine reca denemez. Bu olsa olsa ancak boş bir kuruntu ve kendini aldatmaktır. Bu arada eğer bir kimse istediği şeyin varlık sebeplerinden bir kısmını temin eder, bir kısmını ise ihmal eder ve bu yüzden de istediği şeyin gerçekleşmesi şüpheli olursa, onun böyle bir ortamdaki beklenti haline ise arzu ve temenni ismi verilir. Örneğin elindeki tohumları verimli bir tarlaya ektiği halde sulama ve afete karşı bakım yapma işlemini ihmal eden bir çiftçinin güzel bir ürün beklentisi içinde olması arzu ve temenniden öte değildir. Ve buna da ümit ve reca denmez. Bu hususların bilincine vardıktan sonra şunun farkında olmalıyız ki dünya ahiretin tarlasıdır. İnsanın kalbi tarla misalidir. İman bu tarlaya ekilen tohum misalidir. İbadetler ve kulluk bu tarlaya verilen su misalidir.
kalpteki kötü sıfatları ve günah etkilerini silip atmaksa, bu tarlanın ekine zarar veren taşını, çakılını, çalısını, çırpısını temizleyerek afete karşı alınan tedbir misalidir. Ve ahiretse hasat günü misalidir. Dolayısıyla kulun affedilmek ümidini çiftçinin ürün bekleme ümidiyle karşılaştırabiliriz. Bir çiftçi elde ettiği kaliteli tohumları tarıma elverişli, verimli bir tarlaya ekip de zamanında sulamasını yaparsa ve tarladaki ekine zarar veren çalı çırpıyı söküp atarsa, bu çiftçinin Allah'ın lütfuna ümit bağlayıp da hasat zamanında güzel bir ürün elde etme beklentisi içinde olmasına reca denilir ve aklı selim sahibi insanlar bu şartlara haiz bir çiftçinin ürün beklentisini doğru bulur ve bu çiftçiden övgüyle bahseder. Aynı şekilde eğer kul kalp tarlasından kötü ahlak çalı çırpısını söküp atar ve iman tohumunu verimli bir hal alan bu kalbe eker, kulluk suyuyla da onu sularsa, işte bu kulun Rabbinin rahmetine ümit bağlayarak affına güvenmesi ve onu kötü sona karşı koruyacağına inanması aklen ve dinen makul bir beklentidir. Ve reca da budur. Öte yandan nasıl ki ekinini unutup da vaktini boşa harcayarak ekininin gereken bakımını yapmayan veya elindeki tohumları suyun ulaşmadığı çorak bir tarlaya eken bir çiftçinin bol mahsul alıp da depolarını ağzına kadar buğdayla doldurmayı umması ahmakça ve aptalca olan bir kuruntu olarak karşılanıyorsa, aynı şekilde iman ve yakin tohumunu kalp tarlasına ekmeyen ve kalbindeki kötü sıfatları temizleyerek kalbini ibadet ve kulluk suyuyla tamamlayıp ihya etmeyen birisinin de kalbinin imanla dolup taşmasını beklemesi, Rabbinin mağfiretiyle kuşatılmasını umması, boş bir kuruntu, kendini aldatmak ve ahmakça bir beklentiden öte değildir. Buraya kadar anlattıklarımızdan anlaşıldı ki bir kimsenin Hak Teala'nın kendi fazlı ve inayetiyle onu kötü sondan, imanını şeytandan ve kalbini heva ve hevesten koruyacağına dair ümit ve beklenti içinde olması, ancak onun kendisine düşen görevlerini yerine getirerek elinde olan sebepleri temin ettikten ve geriye yalnızca onun gücünü aşan ve Allah'ın fazlına bağlı olan sebepler kaldıktan sonra yerinde ve makul olan bir ümit ve beklenti olur. Ama kul kendine düşen boyutta hiçbir adım atmadan böyle bir beklenti ve ümit içinde olursa bunun adı ancak boş bir kuruntu ve kendisini aldatmaktır. Binaenaleyh Allah'ın fazlına ümit bağlamaya teşvik edici ve Allah Teala'nın af ve rahmetinin genişliğiyle ilgili gelen hadisler, yaptıkları iyi işler, ibadet ve kulluklarıyla bu yönde gerekli adımı atmış olan kimseler için geçerlidir. Dünyaya ve nefsani hazlara dalıp da ömrünü zayi eden ve Hak Teala'nın kulluğuna yönelik hiçbir adım atmayanlar için değil. Öyleyse ey güzel kardeşlerim, gelin gözümüzü dört açalım da şeytan bizi aldatıp ibadet ve kulluktan alıkoymasın. Gözümüzü dört açalım da bir ömür boyunca boş bir hayal ve arzunun peşinde koşup da sonunda hüsrana uğrayanlardan olmayalım. Peygamberler ve seçkin kulların durumlarını gözden geçirelim ve onların nasıl da ibadet ettiklerini görelim. Onların ömürleri boyunca ibadetlerini zerre kadar ihmal etmediklerini görmüyor musunuz? Vücutlarına rahatlık vermeden nasıl da gece gündüz ibadet ve kulluk içinde olduklarını görmüyor musunuz? Allah'a kulluk yolunda tüm dünyevi zevkleri bırakıp da kendilerini nasıl sıkıntılara attıklarını görmüyor musunuz? Ama onlar bütün bu ibadetleri ve çabalarına rağmen yine de sürekli Allah korkusuyla gözyaşı döküyorlardı. Acaba bu seçkin kullar Allah'ın rahmeti nedir bilmiyorlar mıydı? Acaba onlar Allah'ın geniş rahmetinden habersizler miydi? Yahut onların Allah'ın rahmetine ve affına ümitleri yok muydu? Hayır, Allah'a yemin ederim ki onların bilgileri hepimizden de çoktu. Onların ümit ve beklentileri de hepimizin ümit ve beklentisinden daha fazlaydı.
Ancak onlar şunu iyi biliyorlardı ki ancak çalışanlar çalışmalarının karşılığını hak eder. Ve yine biliyorlardı ki ibadet yapmaksızın, kulluk yapmaksızın Allah'ın rahmetine göz dikmek kendini aldatmaktan ve ahmaklıktan başka bir şey değildir. Nitekim Hak Teala bu gerçekleri açıkça Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiş ve şöyle buyurmuştur. İnsan için çalışmasından başkası yoktur ve şüphesiz yakında onun çalışması görülecek. Sonra da ona çalışmasının karşılığı eksiksiz verilecektir. Yine Hak Teala Yahudi ve Hristiyanların amel yapmaksızın cennete gitme arzularının temelsiz bir kuruntudan öte olmadığını vurgulamış ve şöyle buyurmuştur. Yahudi veya Hristiyan olmayan kimse elbette cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntularıdır. De ki, sözünüz doğruysa delillerinizi getirin. Hayır, öyle değil. İyilik yaparak kendini Allah'a veren kimsenin ecri Rabbinin katındadır. Ve onlara bir korku da yoktur. Ve onlar üzülmeyeceklerdir. Bakara Suresi 111 ve 112. ayetler. Yine Hak Teala bu gerçeğe işaretle şöyle buyurmuştur. Bu sizin kuruntularınıza ve kitap ehlinin kuruntularına göre değildir. Kim bir fenalık yaparsa cezasını görür ve kendisine Allah'tan başka ne dost ve ne de yardımcı bulamaz. Erkek veya kadın kim de mümin olarak salih amellerde bulunursa işte onlar cennete girerler ve kendilerine zerre kadar zulmedilmez. Nisa suresi 123 ve 124. ayetler. Yine şöyle buyurmuştur. Onların ardından bir başka grup onlara halef olup kitaba mirasçı oldular. Onlar, biz nasıl olsa affedileceğiz diyerek kitabın hükümlerini değiştirme karşılığı bu değersiz dünyanın mallarını alırlar. Yine ona benzer geçici bir şey kendilerine gelince onu da kabul ederler. Onlardan kitap hususunda Allah'a karşı ancak gerçeği söyleyeceklerine dair söz alınmış mıdır? Ve onda olanları okumamışlar mıdır? Oysa Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Bunu akletmiyor musunuz? Onlar ki kitaba sımsıkı sarılırlar ve namaz kılarlar. Elbette biz iyiliğe çalışanların ecrini zayi etmeyiz. Araf suresi 169 ve 170. ayetler. Allah'ın rahmetine ümit beslemekle ilgili ayet ve hadisler. Bu bölümde ilk önce ahlak ilminde reca diye tabir edilen Allah'ın rahmetine ümit beslemekle ilgili bir takım ayet ve hadisleri aktaracağız. Ve ardından amelsiz ve ibadetsiz ümit beslemenin gerçekte ahmakça bir beklenti ve kendini aldatmaktan başka bir şey olmadığını açıklamaya çalışacağız. Bu arada Allah'ın rahmetine ümit beslemekle ilgili olan ayet ve hadisler pek fazladır. Bu ayet ve hadislerin tamamına burada yer vermemiz kitabın amacını aşmamıza yol açar. Dolayısıyla burada sadece bir takım örneklere işaret etmekle yetinmek zorundayız. Ancak bu ayet ve hadisleri Allah'ın rahmetinden ümit kesmenin yanlışlığına vurgu yaparak Allah'tan ümit kesmeyi yasaklayan ayet ve hadisler ve Allah'ın rahmetine ümit beslemeye sevk edici nitelikte olan ayet ve hadisler olmak üzere iki gruba ayırabiliriz. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyi yasaklayan ayet ve hadisler. Mümin bir kulun Allah'ın rahmetine ümit beslemesini sağlayan birinci faktör, Allah Teala'nın rahmetinden ümit kesmeyi yasaklayan ayet ve hadislerdir. Biz bu ayet ve hadislerin bir bölümüne gazap gücüne ait üçüncü rezile olan Allah'ın rahmetinden ümit kesmek bölümünde yer vermiş olduk. Dolayısıyla da artık bu ayet ve hadislere tekrardan değinmeye bir gerek görmüyoruz. Allah Teala'nın rahmetine ümit beslemeye sevk edici nitelikte olan ayet ve hadislere gelince, bunları da birkaç kısma ayırabiliriz. Aşağıdaki bölümlerde özetle bu kısımlara yer vereceğiz. Allah'ın rahmetine ümit beslemeyi emreden hadisler. Mümin bir kulu Allah'a ümit beslemeye iten ikinci faktör, Allah'ın rahmetine ümit beslemeyi emredici nitelikte olan hadislerdir. Bu doğrultuda Allah Resulü ve Pak Ehl-i Beyt'inden pek fazla hadis elimize ulaşmıştır.
Örnek olarak onların bazıları şöyledir. Örneğin Allah Resulüne isnat edilen bir rivayette şöyle yer almıştır. Allah Resulü ölüm döşeğinde olan bir sahabesinin ziyaretine gitmişti. O şahıs Allah Resulüne, "Şu anda kendimi yapmış olduğum günahlarımdan korkar ve Allah'ın rahmetine de ümit besler halde buluyorum," dedi. Bunun üzerine Allah Resulü o şahsa şöyle buyurdular. "Böyle bir durumda korku ve ümit kulun kalbinde bir araya gelirse mutlaka Yüce Allah onu umduğu şeye kavuşturur ve korktuğu şeydense güvenli kılar." Yine Allah Resulü'nün şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cebrail dedi ki, Allah Teala şöyle buyurdu. "Kulum, beni tanıdığın, bana kulluk ettiğin, bana ümit bağladığın ve bir şeyi bana ortak koşmadığın takdirde ben seni ne halde olursan ol bağışlarım. Eğer yer dolusu hata ve günahla bile bana gelmiş olsan, ben seni o oranda bir mağfiret ve afla karşılar ve çekinmez seni bağışlarım." Yine Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kıyamet gününde Yüce Allah bir kuluna, "Günah işlendiğini gördüğün halde neden onları günahtan sakındırmadın?" diyecektir. Eğer o zaman o kul, "Allah'ım, senin rahmetine ümit bağlamıştım ve insanlardansa korkuyordum" mazeretini öne sürerse, Yüce Allah o kula, "Günahını affettim" buyuracaktır. Diğer bir hadiste Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Günahkar bir kul cehennemde 1000 yıl azap içinde kaldıktan sonra "Ya Hannan, Ya Mennan" diye yakarıp dua eder. Bunun üzerine Yüce Allah Hazreti Cebrail'e "Git de şu kulumu getir" buyurur. Hazreti Cebrail o kulu Allah'ın huzur makamına çıkarır. Bu arada Yüce Allah o kula "Yerini nasıl buldun?" diye hitap eder. Kul "Çok kötü bir yerdi" der. Bunun üzerine Yüce Allah "Onu geldiği yere geri götürün" diye hitap eder. Kul cehenneme doğru götürülürken dönüp geriye bakar. Bu sırada Yüce Allah "Neden dönüp geriye baktın?" diye buyurur. Kul "Beni cehennemden çıkardıktan sonra bir daha oraya göndermeyeceğini ümit ediyordum" der. Bunun üzerine Yüce Allah "Onu geri getirin ve cennete götürün" diye hitap eder. Diğer bir hadiste Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüce Allah şöyle buyurdu. "Vereceğim sevaplar ümidiyle bana ibadet edenler ibadetlerine güvenmesinler. Kuşkusuz bütün hayatları boyunca büyük bir azimle bana kulluk etseler ve bana ibadet edebilmek için bütün hayatları boyunca türlü sıkıntılara katlansalar bile yine de bana layıkıyla ibadet etmiş sayılmazlar. Ve bunun karşılığında benden bekledikleri cennet nimetleri, yüce makamlar ve bana yakın olmayı hak etmiş olmazlar. Ancak benim rahmetime güvensinler, benim ihsanıma ve cömertliğime ümit bağlasınlar ve bana hüsnü zan besleyerek kalplerini sakin tutsunlar. Onlar böyle olursa rahmetimle onları kuşatacağım, onlara karşı affedici olacağım ve affedilmiş olmanın hazzını onlara tattıracağım. Kuşkusuz ben bağışlayan ve esirgeyen Rabbim ve kendimi bu adla adlandırmışım." İmam Muhammed Bakır'ın ise şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Hazreti Ali'nin kitabında şöyle yazıldığını gördüm. Bir gün Allah Resulü minberin üzerinde hutbe okuyarak şöyle buyurdular. "Ondan başka ilah olmayan Allah'a andolsun ki hangi kula dünya ve ahiret güzellikleri verilmişse Allah'a karşı hüsnü zan beslemesinden, ona ümit beslemesinden, güzel ahlaklı olmasından ve müminlerin arkasından konuşmamasından ötürü verilmiştir. Ondan başka ilah olmayan Allah'a andolsun ki Yüce Allah hiçbir kulu tevbe edip mağfiret dilemesinden sonra azap etmez. Ancak ona karşı kötü zanlı olanlar hariç, ona ümit beslemeyenler hariç, kötü ahlaklı olanlar ve müminlerin arkasından konuşanlar hariç. Ondan başka ilah olmayan Allah'a andolsun ki
Kul Allah'a hüsnü zanlı olursa, Yüce Allah da ona onun zanlı gereği davranır. Zira Yüce Allah ihsan sahibidir. Bütün güzellikler onun elindedir ve kulunu kendisine karşı hüsnü zanlı görüp de kulunun bu zannını ve ümidini boşa çıkarmaktan haya eder. Öyleyse Allah'a karşı hüsnü zanlı olun ve ona yönelin. Peygamber ve meleklerin mümin kullara bağışlanma dilemeleri. Mümin bir kulu Allah'ın rahmetine ümit beslemeye iten üçüncü faktör, mukarreb melekler ve peygamberlerin müminler için bağışlanma dilediklerini anlatan ayet ve hadislerdir. Hiç kuşkusuz bu yüce zatların duaları Allah katında kabul gören dualardandır. Dolayısıyla peygamberlerin ve mukarreb meleklerin müminler hakkında dua ettiklerini belirten bu ayet ve hadisler, mümin kimselerde Yüce Allah'ın rahmetinin onları kuşatacağına dair ümit oluşmasını sağlamaktadır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "Melekler de Rablerini hamd ile tesbih eder ve yeryüzünde bulunanlar için bağışlanma dilerler. Bilin ki hiç şüphesiz Allah bağışlayandır, merhametli olandır." Şura Suresi 5. Ayet. Peygamber Efendimiz ise bu gerçeğe işaretle şöyle buyurmuştur: "Benim hayatta olduğum halimde, hayatta olmadığım halimde sizin için hayır kaynağıdır. Hayatta olduğum sürece din kurallarını ve doğru yaşam tarzını size öğretiyorum. Öldükten sonra ise sizin yaptıklarınız bana sunuluyor. İyi gördüklerim için Allah'a hamd ediyorum. Kötü gördüklerim içinse Allah'tan sizin için af diliyorum." Günahların yazılışının geciktirilmesi. İnsanın Allah'a ümit beslemesini sağlayan dördüncü faktör, meleklerin kulun günahlarını yazmak konusunda gecikmeli davranmaları ve belki de pişman olup bağışlanma diler diye beklemeleridir. İmam Cafer Sadık'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Kul günaha bulaştığı vakit, sabahtan akşama kadarki vakit miktarınca o günahı yazmayı geciktirirler. Bu süre zarfında pişman olur da bağışlanma dilerse o günahı yazılmaz." Yine İmam Cafer Sadık'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Günaha bulaşan herkes için 7 saat fırsat tanınır. Bu süre zarfında 3 defa Estağfirullahellezi la ilahe illa huvel hayyul kayyum derse o günahı kayda geçmezler." Allah Resulü ve Ehl-i Beyt'in şefaati. Günahkar kulların kalbinde ümit ışığını yakan ve müminlerin kurtuluşunu sağlayan beşinci faktör, kıyamet gününün şefaatçileri Allah Resulü ve pak Ehl-i Beyt'inin şefaatleridir. Kur'an-ı Kerim ayetleri ve sayısız hadislerden anlaşıldığı üzere, kıyamet günü Allah Resulü ve pak Ehl-i Beyt'i İslam ümmetine şefaatçi olacaktır. Onların kara defterlerinden dolayı özür dileyecek ve affedilmelerini Hak Teala'dan talep edeceklerdir. Yüce Allah ise bu değerli zatlara vaat etmiş olduğu gibi onların bu isteğini kabul buyuracaktır. Nitekim Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "Rabbin şüphesiz ileride sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın." Duha Suresi 5. Ayet. Bu ayeti kerimenin tefsirinde şöyle rivayet edilmiştir: Allah Resulü cehennemde tek bir Müslümanın kalmasına bile razı olmayacaktır. Yine Allah Resulü'nün şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Şefaatimi ümmetimden büyük günahlara düşmüş olanlar için sakladım." Kuşkusuz bu müjdeli haber müminlerin kalbini ısıtmakta ve kalplerde ümit ışığı doğurmaktadır. Neden böyle bir ümit oluşmasın? Oysa onların Allah Resulü ve pak Ehl-i Beyti gibi şefaatçileri olacak. Geminin kaptanı Hazreti Nuh olunca artık denizin dalgalarından niçin korkulacak? Ehl-i Beyt dostu müminlerin cehennemde ebedi kalmayacakları. Altıncı ümit kaynağı, Ehl-i Beyt dostu müminlerin günahlarından ötürü cehenneme gitseler bile ebediyen cehennemde kalmayacaklarını açıklayan ve ne kadar günah işlemiş olurlarsa olsunlar, nihayetinde Allah Resulü ve Ehl-i Beyt sevgisinin onların cehennemden kurtulmalarına vesile olacağını bildiren hadislerdir.
Örneğin İmam Hasan-ı Askeri'ye nispet edilen tefsir kitabında şöyle gelmiştir. Allah Resulü şöyle buyurdular. Ali'nin velayeti öyle bir iyiliktir ki onunla birlikte hiçbir kötülük büyük olsa dahi bir zarar vermez. Ancak o kötülüklerinden dolayı ya dünyada bir takım sıkıntılar yaşayarak ya da tertemiz olan efendilerinin şefaatiyle kurtuluncaya kadar kıyamet gününde bir takım azaplar çekerek temizlenirler. Sonra Allah Resulü hadisin devamında Ehl-i Beyt muhiplerinin günahkarlarının dünyada ve ahirette temizlenme sürecini anlatmaya devam ediyor ve şöyle buyuruyorlar. Ve eğer bizi sevenin günahları bundan da büyük ve çok olursa, kıyamet sahasında yaşayacağı sıkıntı ve zorluklarla onlardan temizlenir ve eğer günahları bundan da büyük ve çok olursa, cehennemin üst tabakalarında azap çekerek onlardan temizlenir. İşte bunlar dostlarımızın en büyük günah sahibi olup en büyük azap çekenleridir. Aslında bunlara bizim Şiamızdır denmez. Hayır, onlar ancak bizi sevenler ve dostlarımızla dost ve düşmanlarımızla düşman olanlardır. Bizim Şialarımız ancak bizi izleyenler, bizim eserlerimizi takip edenler ve bizim yaptıklarımızı yapanlardır. Ama burada şunu da kaydetmeliyiz ki, her ne kadar Allah Resulü ve Ehl-i Beyt'inin sevgisini taşımak büyük bir imtiyaz kaynağı ve o mukaddes zatların şefaatine nail olma ümidi yaratan en önemli faktörlerden birisi olsa da, ancak Allah Resulü ve Ehl-i Beyt imamları, müminleri bu sevgiye güvenerek günah işlemekten şiddetle sakındırmışlardır. Ve aslında kendilerini seven kimselerin kötülüklerden sakınmak ve Allah'a kulluk etmek hususunda herkesten daha çok dikkatli olması gerektiğini defalarca vurgulamışlardır. Nitekim büyük bir günaha müptela olan bir kimsenin durumunun söz edildiği bir hadis-i şerifte İmam Cafer Sadık'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ey Şia topluluğu! Bizim şefaatimize güvenerek böylesi bir günah işlemeyin. Andolsun Allah'a ki bir kimse böylesi bir günah işlediği vakit azabın acısını tadamadıkça ve cehennemin korkusunu görmedikçe bizim şefaatimize ulaşamayacaktır. Hazreti İmam Ali ise kendisine bize ölümü anlatır mısınız dendiğinde şöyle buyurmuştur. Ölümle her şeyden haberdar olan Allah'a kavuşursunuz ve bu üç şekilde olmaktadır. Ya ebedi nimet müjdesini alır ve ebedi azap bilgisi verilir ya da hüzünlendirme ve korkutma şeklinde olup durumu belirsiz olur ve kişi hangi gruptan olduğunu fark edemez. Bizim emirlerimize itaat eden dostumuza gelince, işte ebedi nimet müjdesini alan kimse odur. Bize muhalif olan düşmanımıza gelince, ebedi azap bilgisini alan kimse de odur. Ama durumu belirsiz olup halinin nereye varacağını bilmeyene gelince, o kendi nefsine aşırılıkta bulunan mümin kimsedir. Böyle bir kimse akıbetinin nereye varacağını bilmez ve bilgi kendisine belirsiz ve korkutucu şekilde gelir. Ancak Allah Teala o kimseyi bizim düşmanlarımızla eşit kılmayacak ve sonunda o kimse bizim şefaatimizle cehennem ateşinden kurtulacaktır. Fakat ey insanlar, amel edin ve Allah'a kullukta bulunun. Bizim şefaatimize güvenerek günah işlemeyin ve Allah'ın azabını hafife almayın. Bilin ki kendisine aşırılık edenlerden öylesi vardır ki, o ancak 300 bin sene azap gördükten sonra bizim şefaatimize ulaşacaktır. Cehennemin inatçı kafirler için yaratılışı. 7. ümit kaynağı, Yüce Allah'ın cehennem ateşini kafirler için yarattığını, Allah'ın düşmanlarından gayrı kimsenin cehenneme girmeyeceğini ve dostlarını ise sadece cehennem ateşiyle korkuttuğunu açıklayan ayetlerdir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. De ki, ben dinimi Allah'a halis kılarak ona kulluk ederim. Siz de ondan başka dilediğinize kulluk edin. De ki, gerçekten hüsrana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini ve ailelerini hüsrana uğratanlardır. Dikkat edin, işte apaçık hüsran budur. Onlara üstlerinden kat kat ateş vardır.
altlarından da kat kat ateş vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutur. Ey kullarım, benden sakının. Zümer suresi 14 ila 16. ayetler. Yine Yüce Allah diğer bir ayet-i kerimede ise şöyle buyurmuştur. Kafirler için hazırlanmış olan ateşten sakının. Ali İmran suresi 131. ayet. Yine Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Sizi alevler saçan ateşle uyardım. Oraya yalanlayıp yüz çeviren en bedbahttan başkası girmez. Leyl suresi 14 ila 16. ayetler. Görüldüğü üzere bu ayet-i kerimelerde Hak Teala cehennemin özellikle kafirler için yaratılmış olduğunu vurgulamış ve oraya ancak inkarcı olup yüz çeviren bedbahtların gireceğini bildirmiştir. Dolayısıyla burada iman sahiplerine cehenneme girmeyeceklerine dair bir ümit oluşmaktadır. Allah Teala'nın müminlere olan bu gibi uyarıları ise onların günahlara bulaşarak böylesi kötü bir akıbete uğramalarını önlemeye yöneliktir. Allah Teala'nın geniş rahmeti. 8. ümit kaynağı Yüce Allah'ın geniş rahmetini açıklayan ayet ve hadislerdir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Doğrusu insanların zulümlerine, günahlarına rağmen Rabbin onlar için mağfiret sahibidir. Ra'd suresi 6. ayet. Yine Hak Teala şöyle buyurmuştur. Azabıma dilediğim kimseyi uğratırım. Rahmetimse her şeyi kaplamıştır. Ve yakında onu sakınanlara, zekat verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Bir hadiste şöyle yer almıştır. Kıyamet gününde Yüce Allah Peygamber Efendimiz'e "İstersen ümmetinin işini sana bırakırım" diye vahyedecektir. Peygamber Efendimiz "Rabbim kuşkusuz sen onlar için daha hayırlısın" diyecektir. Bunun üzerine Yüce Allah "O halde emin ol ki ben de ümmetin hakkında seni mahcup etmeyeceğim" buyuracaktır. Diğer bir hadiste ise şöyle rivayet edilmiştir. Bir gün Peygamber Efendimiz "Ya Kerimel Afu" yani "Ey affı yüce olan" diye seslendi. Bunun üzerine Hazreti Cebrail nazil olup Peygamber Efendimiz'e seslenerek "Kerimel Afu ne demektir biliyor musun? Kerimel Afu kötülükleri kendi rahmetiyle affeden ve ardından da onları kendi keremiyle iyiliğe dönüştüren demektir" dedi. Diğer bir hadiste ise şöyle yer almıştır. Kul günaha düştükten sonra istiğfar edip de Allah'tan af dilediği vakit Yüce Allah meleklere şöyle seslenir. Kulumu görüyor musunuz? Günaha düştü ancak sonrasında günahları affeden ve günahlardan ötürü cezalandıran bir Rabbi olduğunu hatırladı. Tanık olun ki ben de onu affettim. Kutsi bir hadiste ise şöyle gelmiştir. Ben mahlukatı benden yararlansınlar diye yarattım. Onlardan yararlanayım diye değil. Evet, Mevlana'nın deyimiyle ben yaratmadım mahlukatı yarar sağlayayım diye. Aksine yarattım ki kullara cömertlik edeyim diye. Diğer bir hadiste ise şöyle rivayet edilmiştir. Eğer insanlar hiç günah etmeyecek olsalardı, Yüce Allah mutlaka günaha düşen başka varlıklar yaratırdı ve onların günahlarını affederdi. Peygamber Efendimiz ise şöyle buyurmuştur. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Yüce Allah'ın kullarına olan şefkati, şefkatli bir annenin çocuğuna olan şefkatinden daha büyüktür. Bir hadiste ise şöyle gelmiştir. Kıyamet gününde Yüce Allah hiç kimsenin hayal edemeyeceği kadar affedecektir. Öyle ki iblis bile ümitlenecektir. Bir rivayette ise şöyle yer almıştır. Bir gün İmam Zeynel Abidine Hasan Basri'nin "Helak olanların nasıl helak oldukları şaşılacak şey değildir. Asıl şaşılacak olan kurtuluşa erenlerin nasıl kurtuluşa erdikleridir" dediği söylendi. Bunun üzerine imam şöyle buyurdular. Ama ben diyorum ki şaşılacak olan kurtuluşa erenlerin nasıl kurtuluşa erdikleri değildir. Tam aksine asıl şaşılacak olan Allah Teala'nın rahmetinin genişliğine rağmen
helak olanların nasıl helak olduklarıdır. Yine İmam Zeynel Abidin'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu üç haslet, yani ortağı olmayan Allah'tan gayrı ilah olmadığına tanıklık edildiği, Allah Resulü'nün şefaati ve Yüce Allah'ın geniş rahmeti olduğu sürece hiçbir mümin kul helak olmaz. Bilahare bu yöndeki ayetler ve elimize ulaşan hadisler pek fazladır. Onların tamamına burada yer vermek, kitabın amacından çıkmak olur. Dolayısıyla bu kadarıyla yetiniyoruz. Olumsuzlukların, günahların kefareti oluşu. 9. ümit kaynağı, mümin kimsenin dünyada karşılaştığı tüm sorunların ve yaşadığı tüm sıkıntıların, darlıkların, hastalıkların ve bütün keder ve olumsuzlukların aslında onu günahlarından arındıran kefaretler olduğunu anlatan hadislerdir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ateşli hastalık cehennem ateşinin korkusundandır ve mümin bir kimsenin cehennem ateşinden aldığı pay bu kadardır. Yine Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Hiçbir erkek veya kadın bir mümin hasta olmaz. Meğer ki Allah o hastalıkla onun günahlarını döker. Bir rivayette ise şöyle denmiştir. Allah Resulü bir hastayı ziyaret etti ve ona şöyle buyurdu. Müjdeler olsun. Allah Teala buyuruyor ki, bedende hissedilen ateş cehennem ateşindendir. Onu dünyada mümin kuluma musallat ediyorum ki, cehennem ateşinden olan payı olsun. İmam Cafer Sadık ise şöyle buyurmuştur. Mutlaka her bir müminin günahlarının kefareti olacak, bedeninde hissedip de ölene kadar kendisinden ayrılmayan bir acısı olur. Yine İmam Cafer Sadık şöyle buyurmuştur. Mümin kulun hiçbir günahı kalmayıncaya kadar keder ve üzüntü ondan ayrılmaz. İmam Ali ise şöyle buyurmuştur. Şialarımızdan herhangi biri yasakladığımız bir işi yaparsa, Allah Teala mutlaka onu ya malında, ya evladında, ya da kendi canında günahlarını yıkayıp götürecek bir takım belalara müptela eder. Eğer bunlarla günahları temizlenmezse, canı alındığı zaman ona zorluk yaşatılır ve böylece günahlarından arınmış olarak Allah'ın huzuruna varmış olur. İman olduğu yerde günahın zarar vermeyeceği. 10. ümit kaynağı, imanın olduğu yerde hiçbir günahın insana zarar vermeyeceğini açıklayan hadislerdir. Nitekim kafirliğin olduğu yerde hiçbir hasene ve güzel amelin insana bir yararı olmayacaktır. Keza Yüce Allah'ın iyi amelle birlikte olan kuldaki azıcık imandan ötürü kulunu affedip cennete götürebileceğini bildiren hadislerde ümit kaynağıdır. İbni Abbas, Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Beni hak üzere müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderen Allah'a yemin olsun ki, Allah Teala tevhide inanan hiçbir kimseyi ateşle azap etmeyecektir. Ve tevhid ehli olan kimseler şefaat dileyecek ve onlara şefaat olunacaktır. Sonra da Hazret şöyle devam ettiler. Kıyamet günü olduğunda Allah Teala dünya hayatında amelleri kötü olan bir grubun cehenneme götürülmesini emredecektir. Bunun üzerine onlar, Rabbimiz bizi nasıl cehenneme dahil edersin? Oysa biz dünya hayatındayken senin birliğine inanıyorduk. Nasıl dilimizi ateşle yakarsın? Oysa dünya hayatındayken dilimiz senin tevhidini dillendirirdi. Nasıl kalbimizi yakarsın? Oysa kalbimiz senden gayrı bir ilahın olmadığına bağlanıp iman etmişti. Nasıl yüzümüzü yakarsın? Oysa sana secde etmek için yüzümüzü toprağa sürerdik. Nasıl ellerimizi yakarsın? Oysa sana dua etmek için ellerimizi yukarı kaldırırdık diyecekler. Bunun üzerine Allah Teala onlara, kullarım, dünya hayatındayken kötü işler yapmışsınız ve cezanız cehennem ateşidir buyuracak. Bunun üzerine onlar, Rabbimiz, bizim hatalarımız mı daha büyüktür, senin affın mı diyecekler. Allah, benim affım daha büyüktür buyuracak. Onlar, Rabbimiz, senin rahmetin mi daha geniş ve çoktur, bizim günahlarımız mı diyecekler. Hak Teala,
benim rahmetim daha geniş ve daha çoktur buyuracak. Onlar, Rabbimiz, senin birliğine olan ikrarımız mı daha büyüktür, yoksa bizim günahlarımız mı diyecekler. Hak Teala, sizin tevhide olan ikrarınız daha büyüktür buyuracak. Bunun üzerine onlar, o halde Rabbimiz, her şeyi kuşatıp kapsayan affın ve rahmetin bizi de kuşatsın diyecekler. İşte bu sırada Hak Teala, ey meleklerim, andolsun kendi izzet ve celalime ki, ben katımda tevhidime ikrar eden ve benden gayrı ilah olmadığına inanan kullardan daha sevimli bir kul yaratmamışımdır. Ve haktır bana ki, tevhid ehli olan kimseleri cehenneme dahil etmeyeyim. Bu kullarımı cennetime götürün buyuracaktır. İmam Rıza'nınsa şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şüphesiz Allah Teala cennete götürme sözü verdiği bir mümini cehenneme sokmayacaktır. Cehennem ateşi ve orada ebedi kalmakla tehdit ettiği bir kafiri ise cehennemden çıkarmayacaktır. Tevhid ehlinin günahkarlarına gelince, onlar cehenneme girerler ancak orada ebedi kalmaz ve nihayet oradan çıkarlar. Şefaat de bunlar için geçerlidir. İmam Cafer Sadık'ınsa şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İman olduğu yerde hiçbir amel zarar vermez. Nitekim inkarcılık olduğu yerde hiçbir amelin bir yararı bulunmaz. Allah Teala'nın onların harcamalarının kabul olmasına engel olan Allah'ı ve peygamberini inkar etmeleri, namaza tembel tembel gelmeleri ve istemeye istemeye vermelidir ayetiyle, kalplerinde hastalık olanlarınsa pisliklerine pislik katmış ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir ayetlerini duymadınız mı? Yine İmam Cafer Sadık'ın şöyle buyurdukları rivayet edilmiştir. Şirk olduğu yerde hiçbir şeyin yararı olmadığı gibi, İman olduğu yerde de hiçbir şey zarar vermez. Elbette burada şu nükteye de vurgu yapmalıyız ki, her ne kadar insanın kalbinde iman taşıyor olması, kıyamet gününde kurtuluşu sağlayan temel faktör olsa da, ancak ondan daha önemlisi, insanın ölüm anında imanını yitirmeyip, imanla kıyamete intikal edebilmesidir. Dolayısıyla hiçbir kimse, nasıl olsa benim tevhide inancım var ve tevhidse kıyamette kurtuluşu sağlayan temel faktördür deyip de kendisine günah işleme cesaretini vermemelidir. Çünkü insanın sürekli günah işliyor olması onun dünyadan imansız ayrılmasını da sağlayabilir. Nitekim Hak Teala bu tehlikeye işaret etmiş ve şöyle buyurmuştur. Sonra kötülük yapanların sonu şuraya vardı ki, Allah'ın ayetlerini yalanlıyor ve onlarla alay ediyorlardı. Rum Suresi 10. Ayet. Keza Ehl-i Beyt'ten gelen dualarda, ölüm anında imanın yitirilip inkarcılık halinde dünyadan ayrılmaktan Allah Teala'ya sığınıldığını görmekteyiz. Örneğin İmam Cafer Sadık'tan gelen bir dua şöyledir. Ey her şeyden önce var olan ve ey her şeyden sonra da var olan ve ey her şeye varlık veren, beni rezil etme, çünkü sen beni biliyorsun. Bana azap da etme, çünkü sen bana güç yetirensin. Allah'ım, ben ölüm anında imandan küfre geçmekten ve mezarda kötü bir yere varmaktan ve kıyamet gününde pişmanlık yaşamaktan sana sığınırım. Allah'ım, ben senden mutlu bir yaşam, düzgün bir ölüm ve zelil kılmayacak ve rezil etmeyecek yüce bir dönüş talep ediyorum. O halde böylesi bir ümit taşıyabilmek için önemli olan imanla ahirete ulaşabilmektir. Buysa yaşamlarını günah ve kötülük üzere kurgulamış olanlar için olası olmayabilir. Aksine imanlarına rağmen bazen nefislerine ve şeytana yenik düşerek günaha bulaşan ve ardındansa pişmanlık duyup yanlışlarından dönüş yapmak isteyenler için söz konusu olabilir. Allah'a karşı hüsnü zanlı olmak. 11. ümit kaynağı Yüce Allah'a karşı hüsnü zan beslenmesini tavsiye eden hadislerdir. Bu hadislerin bir kısmını daha önce aktarmıştık. Buradaysa ihtisarı gözetmek amacıyla
sadece birkaç tanesine işaret edeceğiz. Bu cümleden bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Kulum beni nasıl zannederse ben ona öyle davranırım. Öyleyse kulum bana nasıl baktığına baksın. Diğer bir hadiste Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Dünyadan ayrılmadan önce mutlaka Allah'a hüsnü zanlı olmayı öğrenin. Zira Allah'a hüsnü zan beslemek cennetin bedelidir. İmam Rıza ise şöyle buyurmuştur. Allah'a karşı hüsnü zanlı olun. Çünkü Allah Teala, ben mümin kulumun zannının yanındayım. Eğer hayırsa hayır ve eğer şer ise şer buyurmuştur. Yine o Hazret şöyle buyurmuştur. Allah Teala Musa bin İmran'a vahyederek İsrailoğullarına de ki ben kulumun zannının yanındayım. Öyleyse nasıl istiyorsa bana öyle zanda bulunsun. Beni o zannın yanında bulacaktır buyurdu. Yine İmam Ali'nin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah'a güvenmek ve ona karşı hüsnü zan taşımak ancak mümin kimsenin sığınabileceği bir kaledir. Ona tevekkül etmekse her kötülükten kurtuluş ve her düşmana karşı siperdir. Yine İmam Rıza'nın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Andolsun Allah'a ki mümin bir kimseye dünya ve ahiret hayrından ne verilmişse mutlaka bu onun Allah'a olan hüsnü zanlı, beslediği ümit, güzel huyu ve müminlerin arkasında konuşmaktan çekinmesi sayesinde verilmiştir. Ve Allah'a yemin olsun ki Allah Teala bir kulu tevbe edip mağfiret dilemesinden sonra ancak Allah'a karşı taşıdığı suizan, ümit beslemesindeki kusur, kötü ahlakı ve müminlerin arkasından konuşmasından dolayı azap eder. Allah'a yemin olsun ki bir kul Allah'a karşı hüsnü zanlı olduğunda mutlaka Allah onun zannının yanında olur. Çünkü Allah yücelik sahibidir. Kulunun ona olan zannını ve ümidini boşa çıkarmaktan haya eder. O halde Allah'a karşı hüsnü zanlı olun ve ona ümit besleyin. Yine Hazreti Davud'un şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ey Rabbim, seni tanıyıp da sana karşı hüsnü zanlı olmayan kimse sana iman etmiş değildir. Yine İmam Cafer Sadık şöyle buyurmuştur. Allah'a karşı hüsnü zanlı olun. Ondan başkasına ümit bağlamaman ve kendi günahından gayrısından korkmaman demektir. Rivayet edilir ki bir şahıs vefat eden alim bir zatı rüyasında görür ve öteki alemde kendisine nasıl davranıldığını sorar. Alim ona şöyle der. Ruhum bedenimden ayrıldıktan sonra ''Ey kötü insan, neden şunu yaptın, bunu yaptın?'' şeklinde bir ses duydum. Bunun üzerine haddi hesabı olmayan büyük bir korku bütün vücudumu sardı. Bu arada ben o sese cevaben ''Ama peygamberin başka şeyler söylerdi'' dedim. Yüce Allah ''Peygamberim ne söylerdi?'' buyurdu. Bense ''Peygamberin Cebrail'den naklen senin kulum beni nasıl zannederse ben ona öyle davranırım'' dediğini söylerdi. Bu yüzden ben de senin bana azap etmeyeceğini umuyordum dedim. Bunun üzerine Yüce Allah şöyle buyurdu. Peygamberim doğru söylemiştir. Cebrail de doğru söylemiştir. Sen de doğru söylüyorsun. Ey meleklerim, götürün şu kulumu da cennetimde yer verin. Kulluksuz ve ibadetsiz ümit beslemek. Daha önce de değindiğimiz üzere Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ümit beslemek ancak gerekli kulluk ve ibadetler yerine getirildiği takdirde gerçekçi bir ümit ve beklentidir. Aksi durumdaki bir beklenti ve ümitse ancak boş bir kuruntu, kendini aldatmak ve bir çeşit ahmaklıktır. Bu gerçek birçok Kur'an ayeti ve hadislerde açıkça ifade edilmiştir. Bu ayet ve hadislerin bir kısmına önceki bölümlerde de yer yer işaret etmiştik. Bir kısmına ise burada değinmek istiyoruz. Bir ayeti kerimede Yüce Allah şöyle buyurmuştur.
Şüphesiz iman eden, hicret eden ve Allah yolunda cihad eden kimseler var ya, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah ise bağışlayan ve merhamet edendir. Bakara Suresi 218. Ayet. Yine Yüce Allah diğer bir ayet-i kerimede bir grubu kötüleyerek şöyle buyurmuştur. Onların ardından bir başka grup onlara halef olup kitaba mirasçı oldular. Onlar, biz nasıl olsa affedileceğiz diyerek kitabın hükümlerini değiştirme karşılığı bu değersiz dünyanın mallarını alırlar. Yine ona benzer geçici bir şey kendilerine gelince onu da kabul ederler. Onlardan kitap hususunda Allah'a karşı ancak gerçeği söyleyeceklerine dair söz alınmamış mıdır? Ve onda olanları okumamışlar mıdır? Oysa Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Akletmez misiniz? Araf Suresi 169. Yine Hak Teala şöyle buyurmuştur. Bu sizin kuruntularınıza ve kitap ehlinin kuruntularına göre değildir. Kim bir fenalık yaparsa cezasını görür ve kendisine Allah'tan başka ne dost ve ne de yardımcı bulamaz. Erkek veya kadın kim de mümin olarak salih amellerde bulunursa işte onlar cennete girerler ve kendilerine zerre kadar zulmedilmez. Nisa suresi 123 ve 124. ayetler. Allah Resulü'nün şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Akıllı insan nefsinin önünü alır ve ölüm sonrası için çaba harcar. Ahmak insansa nefsinin peşinden gittiği halde Allah'tan beklenti içinde olur. Bir şahıs İmam Cafer Sadık'a bir grup vardır ki günah işlerler ama aynı zamanda Allah'a ümidimiz var derler. Ömürlerinin sonuna kadar da böyle devam ederler dedi. Bunun üzerine İmam Cafer Sadık şöyle buyurdu. Onlar ömürlerini arzularla tüketiyorlar. Yalan söylüyorlar. Onlarda ümit ve reca yoktur. Kalbinde ümit olan kimse umduğu şeyin peşinden gider ve kalbinde korku olan kimse de korktuğu şeyden uzak durmaya çalışır. Yine birisi gelip İmam Cafer Sadık'a sizin dostunuz olduğunu söyleyen birileri günahtan uzak durmazlar ama bizim Allah'a ümidimiz vardır derler dedi. Bunun üzerine İmam Cafer Sadık şöyle buyurdu. Yalan söylüyorlar. Onlar bizim dostlarımız değildir. Onlar arzularına kapılıp da şaşkınlık yaşayan kimselerdir. Kalbinde ümit taşıyan kimse umduğu şey gereğince hareket eder. Yine İmam Cafer Sadık'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kul kalbinde korku ve ümit taşımadığı sürece mümin olmaz ve korktuğu ve umduğu şey gereğince çaba göstermediği sürece de kalbinde korku ve ümit olduğu söylenemez. Yine bir şahıs İmam Cafer Sadık'a Şialarınızdan bir grup vardır ki günah işlerler ama aynı zamanda bizim Allah'a ümidimiz var derler dedi. Bunun üzerine imam şöyle buyurdu. Hayır, yalan söylüyorlar. Onlar bizim Şialarımız değildir. Kim bir şeye ümit ederse o doğrultuda çaba harcar. Allah'a yemin olsun ki bizim Şialarımız ancak sizin Allah'tan sakınanlarınızdır. Bir grup İmam Ali'nin yanına gelip selam verdiler ve ''Ey emirül müminin, biz sizin Şialarınız'' dediler. Bunun üzerine İmam Ali onlara ''Peki neden ben Şia'nın simasını sizde görmüyorum?'' buyurdu. Onlar ''Ey emirül müminin, Şia'nın siması da nedir?'' dediler. Bunun üzerine İmam Ali onlara ''Geceleyin uyanık kalmaktan yüzün sararması, ağlamaktan gözün zayıflaması, ayakta durup ibadet etmekten karnın batması, dudağın solması ve belin bükülmesi ve onlarda Allah'tan korkanların görüntüsü olur.'' buyurdu. Yine bir kişi o hazrete ''Ey peygamberin oğlu, ben günahlara bulaşıyorum ama aynı zamanda affedilmeyi de umuyorum.'' dedi. Bunun üzerine imam onlara şöyle buyurdu. Ey falan, Allah'tan sakın, ona itaat et ve aynı zamanda kabul edilmesini de ümit et.
Çünkü insanların Allah'a karşı en çok hüsnü zanlı olanı ve en çok ümit besleyeni, ona en çok itaat edenidir. Kuşkusuz Allah Resulü ve Emirül Müminin insanların Allah'a karşı en çok hüsnü zanlı olanı ve en fazla ümit besleyeniydiler. Ama aynı zamanda onlar insanların Allah'tan en çok korkup haşyet duyanlarıydılar. Diğer peygamberler de böyleydi. Hiçbir kimse onlardan birisinin döneminde o peygamberden daha çok Allah'a ümit beslemez ve ondan daha çok Allah'tan korkmazdı. Yine İmam Ali ashabına hitaben şöyle buyurmuştur: "Eğer Allah Teala'dan şiddetle korktuğunuz halde ona karşı hüsnü zanlı olmayı becerirseniz mutlaka bunu yapın ve her ikisine de birlikte sahip olun. Çünkü kulun Allah'a karşı hüsnü zanlı ondan olan korkusuyla orantılıdır. Allah'a karşı en çok hüsnü zan taşıyanınız ondan en çok korkanınızdır. O halde boş arzuları bırakın ve ciddiyetle çaba harcayın. Allah'a ve kullarına karşı olan sorumluluklarınızı yerine getirin. Bilin ki hiçbir kimse cehennemden taraf beraat sahibi değildir ve hiçbir kimsenin Allah'a karşı kullanabileceği bir delili yoktur ve hiçbir kimsenin Allah'la bir akrabalığı da yoktur." Görüldüğü üzere yukarıda aktardığımız ayet ve hadisler ancak insanın doğruluk istikametinde hareket ettiği takdirde ümit ve beklenti içinde olmasının makul ve yerinde bir ümit ve beklenti olduğunu ve aksi durumda ise kişinin ancak kendisini aldatıp avuttuğu bir kuruntuya kapılmış olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. O halde ey aziz kardeşlerim, gelin kendimizi aldatmayalım ve imamlarımızın buyurdukları gibi ümit ve endişemizi gerçek ümit ve endişe kılarak, ümit ettiğimiz şeyin peşinden gidip endişe duyduğumuz şeydense uzak durmaya çalışalım. Allah korkusu mu daha yararlıdır, Allah'a ümit beslemek mi? Allah'tan korkmanın ve Allah'a ümit bağlamanın iki güzel sıfat olduğunu bilmiş olduk. Ancak şunu da bilmeliyiz ki bu iki sıfatın güzel ve değerli olmaları, onların insanı kulluğa itmeleri ve hasta kalplere şifa olmalarından ötürüdür. Buysa yerine ve insanlara göre farklılık gösterebilir. Bazı durumlarda Allah korkusu bir kimseyi kulluğa itmede mükafat beklentisinden daha etkin olabilir. Bu durumda o şahıs için Allah korkusu sıfatı ümit sıfatından daha yararlı olur. Bazen de durum bunun tam tersi olabilir. Bu durumda ise yukarıdaki hükmün tersi geçerli olur. Yani bu durumda o insan için ümit sıfatı daha yararlı bir hal alır. Keza kendisini ilahi azaptan beri gören birisi için, yani kendisini ilahi sınamada güvende hisseden birisi için daha yararlı ve öncelikli olan Allah korkusu sıfatını elde etmesidir. Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş olan birisi içinse bunun tersi geçerlidir. Yani onun için daha yararlı ve öncelikli olan ümit sıfatını kazanmaya çalışmasıdır. Yine günah denizinde boğulan ve büsbütün dünyevi şehvet tuzağına yakalanan bir kimse de her şeyden önce Allah korkusu sıfatını kazanmaya çalışmalıdır. Ama batini ve zahiri günahlardan uzak durmayı başarmış olan bir kimse için daha yararlı olan ümit ve korku sıfatlarını eşit derecede tutmak ve bu dengeyi korumaktır. Kısacası insanı daha fazla kulluğa iten sıfat bunların hangisi ise insan o sıfatı kazanmaya öncelik vermelidir. Ama eğer bu açıdan eşit orandaysalar, bu durumda onları dengede tutmaya çalışmak daha yararlıdır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bu duruma işaretle şöyle buyurmuştur: "Bedenleri yataklardan uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yalvarırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler." Secde Suresi 16. ayet. Hazreti Ali ise evlatlarından birisine şöyle nasihat etmiştir: "Ey oğlum, Allah'tan öyle kork ki bütün insanların ibadetlerini yapmış olsan bile senden kabul etmeyecektir. Ve Allah'a öyle ümit bağla ki bütün insanların günahlarını yapmış olsan dahi seni affedecektir." Haris bin Mugayre şöyle rivayet etmiştir:
İmam Cafer Sadık'a Hazreti Lokman'ın tavsiyelerinde neler vardı diye sordum. İmam Cafer Sadık şöyle buyurdular. Çok ilginç tavsiyeler vardı. En ilginçlerinden birisi de oğluna yapmış olduğu şu tavsiyedir. Ey oğlum, Allah'tan öyle kork ki bütün insanlar ve cinlerin ibadetlerini yapmış olarak huzuruna çıkacak olsan dahi seni azap edecektir. Ve Allah'a öyle ümit bağla ki bütün insanlar ve cinlerin günahlarını yapmış olarak huzuruna varacak olsan dahi seni affedecektir. Daha sonra da İmam Cafer Sadık şöyle buyurdular. Babam şöyle buyuruyordu. Bütün müminlerin kalbinde mutlaka iki nur vardır. Biri korku nuru ve diğeri ümit nuru. Eğer bu nurları tartacak olursan ikisinin de eşit olduğunu görürsün. Buraya kadar söylediklerimizden üç kişi için ümit sıfatının korku sıfatından daha öncelikli ve yararlı olduğu anlaşılmaktadır. Birisi farz görevlerini yerine getirip de haramlardan uzak durmasına rağmen sünnetleri yerine getirmek konusunda gevşeklik gösteren ve farz olmayan ibadetler konusunda ihmalkar olan şahıstır. Böyle birisi bu alandaki ihmalkarlığından kurtulmak için Yüce Allah'ın mukarreb kulları için hazırlamış olduğu benzersiz ödülleri düşünmek ve kendinde o sevaplara kavuşmak ümidini oluşturmak suretiyle kendisinde ibadet isteği ve şevki yaratmalıdır. İkincisi, ömrünü türlü günahlarla geçirip de amel defterinin tüm sayfalarını kara lekelerle büsbütün kirleten ve bu sebeple de artık ilahi azaptan kurtulacağı ümidini yitirmiş olan kişidir. Böyle bir insan tövbe edip dönmek istediğinde şeytan onu ümitsizliğe iterek tövbe etmesini engeller. Şeytan ona, artık senin için iş işten geçmiştir. Artık senin tövbe etmenin bir faydası yoktur ve sen tövbe etsen dahi artık kabul edilmez diyerek onu ümitsizliğe iter ve bu sebeple de bu insan tövbe edip yeni bir hayata başlamaktan vazgeçer ve günahlara daldıkça dalar. Bu haldeki insanlar da öncelikli olarak ümit sıfatını kazanmaya çalışmalı ve şeytanın oyununa gelmeyip bilmeliler ki kuşkusuz Yüce Allah sonsuz merhamet ve ihsan sahibidir ve kulun bir tevbesiyle onun 70 yıllık günahlarını silebilir ve kulun günahı ne kadar büyük ve ne kadar çok olursa olsun mutlaka Allah Teala'nın rahmet ve mağfireti onun günahlarından daha büyük ve daha geniştir. İnsan gerçekten tövbe ettiği takdirde Yüce Allah geniş rahmeti ve mağfiretiyle bütün bu kötülükleri yok eder ve dahası kendi lütfuyla onları iyiliklere bile dönüştürebilir. Üçüncüsü, aşırı Allah korkusu sebebiyle kendinden geçmiş olan ve bu korkusu yüzünden vücuduna zarar gelmesinden endişe duyulan insandır. Bu insanda öncelikli olarak ümit sıfatını güçlendirmeye önem vererek bu korkusunu dengelemeye çalışmalıdır. Bu üç grup dışındaki insanlarla günah ehli olmamak şartıyla korku ve ümit sıfatlarının eşit durumda olması daha öncelikli ve daha yararlıdır. Şeytanın tuzağına düşüp de gecesini gündüzünü boş işlerle geçiren, ibadet söz konusu olunca gevşek davranan, günahlara gelince heveslenip var gücüyle onların peşinden giden, haram nedir, helal nedir bilmeyen, kıyamet nedir, hesap nedir düşünmeyen, maalesef günümüzde çoğunluk olan bu tip insanlara gelince, bu insanlara Allah'ın geniş rahmetini hatırlatmak ve ümit sıfatını tecviz etmek onlara öldürücü bir zehir vermek gibidir. Zira bu tip insanların Allah'ın geniş rahmetini duymaları onların günahlara yönelik pervasızlıklarını daha da artırmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Dolayısıyla insanlara öğüt veren ve onlara yol gösterme makamında olan kimseler, muhatap oldukları insanların kalbi hastalıklarını iyi tanımalı ve o hastalıkların tedavilerini iyi bilmelilerdir ki, her bir şahsa onun hastalığını iyileştirecek tedavi yöntemini önerebilsinler. Hastalığını daha da artıracak yöntemi değil. Buna binaen günümüzde vaaz verirken insanları Allah korkusuna yönlendirmek ve onlara ilahi azapları hatırlatmak daha yararlı ve daha önceliklidir.
Buna karşın insanların beğenisini kazanmak için daha çok onlara ümit aşılamaksa hem vaaz vereni hem de bu zamanın insanlarını felakete sürüklemekten başka bir işe yaramaz. Ancak eğer durum farklılaşır ve insanları Allah'ın rahmetine ümitlendirmek, onları günaha düşmek yönünde cesaretlendirmezse, hiç kuşkusuz insanlara ümit aşılamak daha üstün ve daha önceliklidir. Zira ümit üzere yapılan kulluk, korku üzere yapılan kulluktan defalarca daha değerlidir. Allah'a en yakın kulsa, onu en çok seven kuldur. Ve şu bir gerçektir ki, ümitle muhabbet bir araya gelebilir. Ama korkuyla muhabbet asla bir araya gelemez. İşte bu nedenle Yüce Allah kendisine karşı kötü zan besleyen insanları şiddetle yermiştir. Bir hadiste şöyle ifade ediliyor. Yüce Allah Hazreti Musa'ya şöyle vahyetti. Ey Musa, beni ve beni sevenleri sev ve insanları beni sevmeye yönlendir. Hazreti Musa, insanları nasıl seni sevmeye yönlendireyim diye sorunca ise Yüce Allah, benim güzelliklerimi onlara anlat ve benim onlara vermiş olduğum nimetleri ve onlara yapmış olduğum ihsan ve bağışları onlara hatırlat diye buyurdu. Yine İmam Cafer Sadık'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Hazreti Musa'nın döneminde iki kişi hapse düşmüştü. Bir süre sonra onlar hapisten çıkarılınca onlardan birisi zayıflamamıştı ve bedenen kilolu ve çok iyi durumdaydı. Diğeri ise zayıflamış ve ipince kesilmişti. Bu arada Hazreti Musa o iyi durumda olana, "Seni bedenen iyi durumda görüyorum, böyle olmanı neye borçlusun?" dedi. O şahıs, "Ben her zaman için Allah'a karşı hüsnü zan taşımaktayım, bu halimi ona borçluyum." dedi. Sonra da ötekisine, "Seni bedenen kötü durumda görüyorum, sen neden böyle olmuşsun?" dedi. O şahıs, "Beni böyle yapan Allah korkusudur." dedi. Bunun üzerine Hazreti Musa, "Rabbim, bu kullarının sözlerini duydun, bana onların hangisinin daha üstün olduğunu bildir." dedi. Bunun üzerine Hak Teala Hazreti Musa'ya vahyederek, "Bana karşı hüsnü zan taşıyan kulum daha üstündür." buyurdu. Büyük bir zat hayatı boyunca sürekli insanlara Allah'ın rahmetine ümit beslemelerini gerektirecek etkenleri anlatıyordu. Ve bu zat vefatı sonrasında bir müminin rüyasına gelerek şöyle der. "Beni Allah'ın hitap makamına çıkardılar ve bana niçin sürekli insanları hep ümit beslemeye yönlendiriyordun?" diye hitap edildi. Bense cevaben insanların kalbine senin sevgini ekmek istiyordum dedim. Bunun üzerine Yüce Allah, "Ben de seni affettim." buyurdu. Evet, nasıl ümit sıfatı korku sıfatından daha üstün olmaz ki? Oysa ümit sıfatı Allah'ın rahmetinden kaynaklanırken, korku sıfatı Allah'ın gazabından kaynaklanmaktadır. Allah'ın lütuf ve rahmetini gerektiren sıfatlarını gören kimsenin kalbinde ise doğal olarak ilahi muhabbet baskın olur. İlahi muhabbet makamından daha üstün bir makamsa yoktur. Korku sıfatına gelince, bu sıfat Allah Teala'nın gazabını gerektirecek sıfatlarını görmekten doğar ve bu sıfatın insanın kalbinde muhabbet yarattığı ise pek söylenemez. Ancak genel olarak insanlar ve özellikle de günümüz insanları günahlara yenik düşüp aldanış içinde olduklarından, bu insanlarda korku sıfatının daha etkin kılınması, onları kulluğa yönlendirmek, onlara dünya zevklerini çirkinleştirmek, kalplerini bu aldanış yurdundan koparmak ve bu dünya ile olan bağlarını zayıflatmak açısından daha yararlıdır. Ancak bu durum ölüm vaktinin geldiği hissedilene kadar sürdürülmelidir. Ölüm vaktinin geldiğini hisseden birisi için ümit sıfatının baskın olması daha hayırlıdır. Zira Allah korkusu doğru amele iten kırbaç misalidir. Ölüm vaktinde ise artık amel zamanı geride kalmıştır. Ve bu vakitte korku sıfatının baskın olması kişideki Allah muhabbetine gölge düşürebilir. Allah'a kavuşma şevkine sahip olabilmek için Allah sevgisi ve ilahi aşkla dünyadan ayrılmak icap eder. Allah sevgisine sahip olup kalbinde ona kavuşma iştiyakı bulunan bir kimse dünyadan ayrılırken sevinçle ayrılır.
Zira mahbuba kavuşmaktan daha büyük bir sevinç bulunmazken, mahbuptan ayrılmaktan da daha büyük bir acı yoktur. Dolayısıyla ölüm anında eş, evlat, mal ve mülk sevgisi kalbinde baskın olup da tüm bu sevdiklerini dünyada bırakıp gitmek isteyenlerin ölüm anındaki acısı çok büyük olur. Zira insanın cenneti sevdiklerinin bulunduğu yerdir ve bu insanlar ölümle beraber bu cennetlerinden ayrılmaktadırlar. Bu dünya ehlinin ölüm anında çektiği benzersiz ilk acıdır. Ölüm sonrasında ise bu insanları daha büyük acılar beklemektedir. Ama dünya ve dünyalıklara gönül bağlamamış olan kimse için dünya bir kafes ve hapishane hükmündedir. Dünyadan göçmek ise kafesten kurtulmak ve hapisten çıkmak gibidir. Dolayısıyla bu insanlar için ölüm anı yaşadıkları ilk sevinçtir ve bu sevincin ardındansa onları çok daha büyük sevinçler beklemektedir. Ümit sıfatını kazanmanın yolu. Allah'a ümit beslemek sıfatının önemini, değerini ve insan için gerekli olan yerini öğrenmiş olduk. Şimdi de biraz bu sıfatı kazanma yollarından bahsedelim. Bu sıfatı elde etme yöntemine gelince, bu sıfatı elde etmesi gereken kişi her şeyden önce andığımız ümit uyandıran sebeplere teveccüh etmeli ve bu faktörleri sürekli göz önünde bulundurup üzerlerinde düşünmeli ve tekrar tekrar hatırlamaya çalışmalıdır. Ayrıca kendisinde ümitsizlik yaratabilecek günah ve çirkin işlere zinhar bulaşmamaya çalışmalı ve elinden geldiği kadar ümit artırıcı olan Allah'a kulluk yolunu tutmalıdır. Başka bir tabirle de İmam Cafer Sadık'ın buyurduğu üzere Allah Teala'nın onu yasakladığı alanda görmemesi ve emrettiği alandaysa gayip bulmaması için elinden geleni yapmalıdır. Ardından Yüce Allah'ın dünya hayatında insanlar için hazırlamış olduğu sonsuz nimetlere bakmalıdır. Nasıl da Yüce Allah bu geçici birkaç günlük dünya hayatında insanların ihtiyaç duydukları hiçbir şeyi onlardan esirgememiştir. Dahası onların nadiren ihtiyaç duyma ihtimali bulunan nimetleri dahi unutmamıştır ve ihtiyaç duydukları her şeyi tam bir itina ve titizlikle onlar için hazırlayıp kullanımlarına sunmuştur. Aslında bela ve sıkıntı yuvası olup rahatlık ve sevinç evi olmayan insanın geçici olarak kalacağı şu misafirhane misali yuvasında dahi insanların en ince ihtiyaçlarını itina ile karşılayan kullarının ihtiyaç duyabileceği hiçbir şeyin gözden kaçmasına razı olmayan ve dahası bu geçici yurtta kullarına olan sonsuz ihsanından onların lüks sayılan araç gereçlerini bile ihmal etmeyen Yüce Allah, asıl feyiz, ihsan ve rahmetinin tecelli edeceği, insanın ebediyen kalacağı ve gerçek yaşamını sürdüreceği ebediyet evinde onun ihtiyaçlarını karşılıksız bırakır mı hiç? Bunca geniş rahmet sahibi Allah, acaba insanı en muhtaç olduğu yerde yüzüstü bırakmış olabilir mi? Dahası onu bitmeyen bir sıkıntı ve acı içinde bırakır mı hiç? Oysa onun kendisi kutsi hadiste, "Rahmetim gazabımı geçti" buyurmuştur. Dünya hayatı boyunca onca günaha bulaştıkları halde nimetlerini kullarından esirgemeyen Allah, ondan başka hiçbir yardımcıları olmayacak bir yerde mi kullarını yüzüstü bırakacak? İnsanda ümit uyandıran en büyük etken, Yüce Allah'ın mutlak hayır olması ve bütün kötülüklerden beri olmasıdır. Mutlak hayır ve mutlak feyiz kaynağı olan Yüce Allah, varlıkları onlara ihsanda bulunmak ve kendi kerem ve fazlını zahir etmek için yaratmıştır. O halde onun birliğine inanıp da göndermiş olduğu elçilere evet diyen insanlara kesinlikle merhametle yaklaşacaktır ve bu kullarının ebedi azapta kalmasına asla müsaade etmeyecektir. Ne güzel demiştir şair, "Mutlak hayırdan, hayırdan başkası gelmez. Kalbini ferah tut ki akıbet hayırla bitecek." Dördüncü sıfat, güçsüz kişilikli olmak. Gazap gücüne ait dördüncü rezile sıfatı, güçsüz kişilikli olmak sıfatıdır.
bu habis sıfatın ilk belirtisi bir bela ve sıkıntıyla karşılaşıldığında ve hatta çok küçük sıkıntılarda bile kişinin acizlik hissetmesi, yetersizlik hissi yaşaması ve ıstıraba düşmesidir. Bu sıfat insan kalbinde yer eden en kötü sıfatlardan birisidir ve bu sıfatın sahibi insanların gözünde hor görülür ve hiçbir değeri bulunmaz. Bu sıfat her zaman aşağılanma ve korkaklığı da beraberinde getirir. İnsanı büyük işlere atılmaktan alıkoyar. İnsanın iyiliğe emretme ve kötülükten sakındırma cesaretini elinden alır ve en ufak bir sıkıntıda insanın cesaretini kırıp korkakça bir kenara kısılmasını sağlar. Bu sıfata sahip olan insanlar değerli ve büyük makamlara ulaşamazlar ve her iki cihanda da izzet ve büyüklükten yoksun olurlar. Bu insanların kalbi sürekli tedirgin olur ve her an başlarına gelebilecek olaylardan ötürü korku yaşarlar. Bütün anları ıstırap ve korkuyla geçer ve her an bunun acısını kalplerinde hissederler. Oysa hadislerimizde mümin kulların güçsüz kişilikten beri oldukları açıkça ifade edilmiştir. İmam Cafer Sadık şöyle buyurmuştur: Yüce Allah müminlerin bütün işlerini kendilerine bırakmış ama onlara kendilerini küçük düşürme hakkını vermemiştir. Yüce Allah'ın, halbuki asıl izzet ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir buyurduğunu duymamış mısın? O halde mümin kimse onurlu olmalı ve kendisini küçük düşürmemelidir. Yüce Allah onu İslam ve imanla onurlu kılmıştır. Ardındansa imam şöyle buyurdular: Mümin kimse dağdan bile daha sağlam olmalıdır. Zira kazma kürek kullanılarak dağdan bir parça koparılabilir. Ama hiçbir vesileyle müminin imanından bir şey eksiltilemez. Bu çirkin sıfatın tedavisi ise kınanmış korkaklık sıfatının tedavisiyle aynı olup o bölümde detaylıca açıklanmıştır. Güçlü kişilikli olmak ve bu özelliği kazanmanın yolları. Güçsüz kişilikli olmanın karşıtı, güçlü kişilikli ve güçlü kalp sahibi olmaktır. Güçlü kişilikli ve güçlü kalp sahibi olmanın belirtisi ise, kişinin karşılaştığı olumsuzluklar karşısında sabırlı, dayanıklı ve dirençli olmasıdır. Sıkıntılar ve sorunlar bu insanları yıldıramaz, ümitsizliğe itip solduramaz. Bu sıfatı taşıyan insanlar, sorunlar ve sıkıntılar karşısında esen fırtınalardan etkilenmeyen bir dağ misali, sağlam ve güçlü bir duruşa sahip olurlar. Ve kendilerine saldıran düşmanlara bir aslan gibi korkusuzca karşı koyup direnç gösterirler. Hadislerimizde müminler dayanaklı, dirençli, heybetli ve şerefli insanlar olarak tanıtılmıştır. Bu özelliklerin tamamı aslında güçlü kişilikli ve güçlü kalp sahibi olmaktan kaynaklanmaktadır. İmam Muhammed Bakır'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Yüce Allah mümin kullarına üç özellik bahşetmiştir. Bu sıfatlar şunlardır: dünya ve ahirette değer sahibi ve yüce olmak, dünya ve ahiret saadetinde başarılı olmak ve zalim ve günah ehli insanların kalbinde heybetli olmak. Bu arada güzel sıfat ve meleklerin en üstün ve en değerlileri arasında yer alan bu değerli sıfata sahip olan kimse için dünya ehlinin gözünde değer sahibi olmak veya olmamak ve dünya hayatında zengin veya fakir olmak bir farklılık arz etmez. O ne dünya ehlinin ona dost olmasından sevince kapılıp kendini kaybeder ne de onların düşman olmalarından korkuya kapılıp geri çekilir. Ne onların övgüleri onu sevindirir, ne de onların yermeleri onu üzer. Velhasıl dünya ehlinin tamamının onun lehinde veya aleyhinde olması, onun halinde bir değişiklik yaratmaz. İşte Hazreti Ali'nin, eğer bütün dünya ehli birleşip de yalın kılıçlarla üzerime gelecek olsalar, benim halimde zerre kadar bir değişiklik olmaz şeklindeki buyruğu, bu sıfatın bir göstergesidir. Dahası bu değerli sıfat kime verildiyse onun için hastalıklı olmak veya sağlıklı olmak ve hatta hayatta olmak veya dünyadan ayrılmak fark etmez.
Dünyanın farklı halleri onda en ufak bir değişim yaratamaz ve diğer insanları halden hale sokup yerden yere vuran olaylar onda zerre kadar bir sarsıntı yaratmaz. Bu değerli sıfat her insanın kolayca ulaşabileceği bir sıfat değildir. Bu çeşmeden her kendini bilmez su içemez. Saltanat çadırı etrafında her kendini bilmez dolaşamaz. Erlik meydanında ancak yiğitler at koşturabilir. Bu vadiye ancak aslan kalpli insanlar girebilir. Bu yüce sıfatı elde etme yöntemine gelince, şecaat sıfatını kazanmak ve olumsuz korkudan kurtulmak hususunda söylenen yöntemler aynen burada da geçerlidir. 5. Sıfat: Küçük himmetlilik, düşük hedeflilik. Gazap gücüne ait 5. rezile sıfatı insanın küçük himmetli, düşük hedefli olmasıdır. Yani kişinin düşük karakterli olup büyük hedefler karşısında kendini aciz hissetmesi ve bu sebeple de küçük hedeflere rıza gösterip alelade işlerle uğraşmasıdır. Bu sıfat kişinin kendisini küçük ve yetersiz görmesinden ve cesaretsiz bulmasından kaynaklanır. Bu sıfatın karşıt sıfatı ise yüksek iradeli ve büyük himmetli olmaktır. Yani büyük hedefler taşımak, değerli işlerle uğraşmak, gelişim ve ilerleme peşinde olmaktır. Yüksek irade sahibi olan insan küçük işlerle yetinmez. Düşük dünya menfaatleri uğruna kendisini kirletmez ve zarar ve tehlike korkusu onu yüce hedeflere doğru ilerlemekten vazgeçirmez. Aksine dünya ve dünyalık olan her şey onun gözünde pek değersiz olur. Nefsani hazlar pek düşük kalır. Ne dünyanın ona gülmesi onu sevindirir, ne de dünyanın ona sırt dönmesi onu hüzünlendirir. Ne güzel demiştir şair: Köleyim o kendinden geçmiş erlerin yüce iradelerine ki, bir saman parçası etmez onların gözünde her iki cihanda. Bu sıfatı taşıyan kimse, hedefine doğru yola koyulduğunda ne can kaybı korkusu ona engel olabilir, ne de mal, ne kılıçtan çekinir, ne de hançerden ve şairin deyimiyle hal lisanıyla şöyle der: Talepten vazgeçmem asla murada ermedikçe, ya kavuşurum mahbuba ya da ayrılır can şu tenden. Bu sıfat insanda kemal haddine ulaştığı vakit hakiki imana kavuşur. Yüce aleme göçmek isteyip ölümü arzular. Hatta hadislerde geldiği üzere bu aşamaya gelmiş olan bir insan için ölümden daha değerli bir hediye ve dünyadan ayrılmaktan daha büyük bir sevinç kaynağı bulunmaz. Bu sıfat insanın yüce bir ruh ve güçlü bir kalbe sahip olmasından kaynaklanır. Ve en yüce nefsani sıfatlardan ve insana ait en üstün mertebelerdendir. Zira büyük manevi makamlara varan insanlar ancak bu sıfat sayesinde bunu başarabilmişlerdir. Bu sıfata sahip olan insan hiçbir zaman düşük şeylerle yetinmez ve değersiz dünya hazları karşısında boyun eğip teslim olmaz. Ne güzel demiştir şair: Sığ sularda ancak küçük balıklar gezinir. Büyük balinalarsa derin okyanuslara açılır. Böylece yüksek iradeli insanlar bu özelliklerini kullanarak yüce makamlara ulaşmak için yola koyulur ve bu yolda hiç yılmadan hareket ederler. Yüce Allah insanın zatında ve özünde amaçladığı hedef uğruna büyük sıkıntıları aşabilme gücü ve yeteneği bırakmıştır. Yüksek iradeli insanlar Yüce Allah'ın onlara bahşetmiş olduğu bu özellik sayesinde önlerindeki engelleri birbiri ardına geride bırakıp hedeflerine ulaşmayı başarırlar. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: Bizim uğrumuzda mücadele edenleri elbette ki biz yollarımıza eriştireceğiz ve şüphesiz Allah iyi davrananlarla beraberdir. Ankebut Suresi 69. Ayet. Hiç kuşkusuz güzel sıfatların en önemlilerinden biri olan cesaretlilik ve şecaat sıfatı, yüksek iradeli olmanın bir getirisidir.
Buysa insanın büyük hedefler peşinde olup ismini tarihe yazdıracak ve şanını asırlar boyunca gönüllerde koruyacak olan büyük işler yapmaya çalışması demektir. Hak Teala cümlemizi aşağılık hedeflerden vazgeçip de böylesi şehamet ve yüce himmet sahibi olan yüce şahsiyetli kimselerden eylesin inşallah. 6. sıfat: hamiyetsizlik. Gazap gücüne ait 6. rezile sıfatı hamiyetsizliktir. Hamiyetsizlik, insanın koruması gereken dinini, namusunu, ailesini ve malını korumak konusunda gevşeklik göstermesi ve bu yönde gerekli hassasiyete sahip olmaması anlamındadır. Bu hastalık, insanı felakete sürükleyebilen başlıca hastalık ve rezile sıfatlardandır ve insanı deyyusluk şerefsizliğine kadar sürükleyebilir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: hamiyetsiz kişinin kalbi terse dönük olup viranedir. Diğer bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: ev halkından hamiyetle çelişen bir davranış görüp de buna göz yuman erkeğin evine Yüce Allah Kafender isimli bir kuş şeklinde bir melek gönderir. Kuş şeklindeki bu melek 40 gün boyunca o evin kapısında durup Allah gayurdur ve hamiyetli kimseyi sever diye seslenir. Bu süre zarfında o adam kendine gelip de hamiyete aykırı durumu kendinden uzaklaştırırsa ne âlâ. Aksi halde o kuş uçup o adamın başına oturur, bağırıp kanatlarını o adamın gözüne vurur ve kanat çırpıp oradan uzaklaşır. Onun gitmesinin ardından iman ruhu da o kişiden ayrılır ve melekler o şahsa deyyus adını verirler. Yine Allah Resulü şöyle buyurmuşlardır: İbrahim peygamber hamiyetli bir kimseydi. Bense ondan daha hamiyetliyim. Allah Teala mümin ve Müslümanların hamiyeti olmayanının burnunu yere sürsün. Hazreti Ali Irak'ta olduğu dönemde yaptığı bir konuşmasında şöyle buyurmuştur: ey Irak halkı! Kadınlarınızın yollarda erkeklerle itişip omuz tokuşturduklarını duydum. Hiç utanmıyor musunuz? Kadınlarınızın çarşılara gidip de yol versinler diye kafir erkeklerle itişip omuz tokuşturmalarından utanmıyor musunuz? Neden hamiyet sahibi değilsiniz? Hamiyetli olmak. Hamiyetsizlik rezile sıfatının karşısında hamiyetli olmak sıfatı yer almaktadır. Hamiyetli olmak, ruhun güçlü olmasının ve şecaat sıfatının bir ürünüdür ve en üstün meleke ve en değerli sıfatlardan biridir. Bu sıfatı taşımayan bir erkek, erkeklikten yoksundur ve erkek ismini taşımayı hak etmemektedir. İmam Cafer Sadık'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Yüce Allah gayurdur, gayur olmayı da sever. Görünen ve görünmeyen, bütün kötü işleri yasaklaması da onun gayur olmasından kaynaklanmıştır. Gayretli ve hamiyetli olmak, kişinin dinini, namusunu, evlatlarını ve malını korumak konusunda gerekli hassasiyete sahip olması demektir. Ancak bunların her birini korumak, kendine özgü bir çerçeve ve kural dahilinde gerçekleşmelidir. Hamiyet sahibi kişi bu kuralları aşmamalıdır. Aşağıdaki bölümde hamiyet gösterilmesi gereken bu alanların her birine ait hamiyetin ölçütü ve sınırları anlatılmaya çalışılacaktır. Din konusunda hamiyetli olmak. Dinde ve inanç konusunda hamiyet sahibi olmaya gelince, bu hususta başlıca yapılması gerekenleri şöyle sıralayabiliriz. Dinde bidat yaratmak isteyen insanlara karşı koymak, dini aşağılayanları aşağılamak, batıl iddialarla dini yok etmeye çalışanların iddialarına gereken cevabı vermek, inkarcıların şüphelerini cevaplamak, yeri geldiğinde dinden dönenleri cezalandırmak, dinin yayılması için gerekli çabayı göstermek, insanların dinin helal ve haramlarıyla tanışması için çalışmak ve elinden gelen her türlü desteği sağlamak, insanları iyiliğe yönlendirip kötülüklerden sakındırmak, açıkça dini kuralları çiğneyen insanlarla zorunlu olmadıkça arkadaşlık yapmamak ve zaruret durumunda da
bu insanlara kalben kızgın olmaktır. Irz ve namus konusunda hamiyetli olmak. Irz ve namus konusunda hamiyetli olmaya gelince, burada erkeğin uyması gereken kural, ailesine karşı duyarlı olması ve ilk başından fesadın önünü alıp ailesini fesada sürükleyebilen işlerden uzak tutmasıdır. Dolayısıyla mümin bir kimse eşini ve kız çocuklarını yabancı erkeklerden uzak tutmalı ve gerekli olmadıkça çarşıya, sokağa çıkmalarına müsaade etmemelidir. Rivayet edilir ki Peygamber Efendimiz Hazreti Fatıma'ya bir kadın için en hayırlı şey nedir diye sorduğunda Hazreti Fatıma, bir kadın için en hayırlı şey hiçbir yabancı erkeğin onu görmemesi ve onun da hiçbir yabancı erkeği görmemesidir cevabını verdiler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz hoşnutluğun göstergesi olarak Hazreti Fatıma'yı sevgiyle kucakladı ve birbirini takip ede gelen temiz soydur ayetini tilavet ettiler. Yine rivayet edilir ki Peygamber Efendimiz bir gün şöyle buyurdular. Kadınının sözünü dinleyen erkeği Yüce Allah yüzüstü cehenneme atacaktır. Bunun üzerine sahabeler, hangi konuda karısının sözünü dinleyen erkek bu şekilde cezalandırılacaktır diye sordular. Peygamber Efendimiz, ince bir elbise giyip de hamama, düğüne, bayram görüşüne ve eza meclisine gitmek üzere kocasından müsaade istediğinde, karısının bu isteğini kabul edip müsaade eden erkek diye buyurdular. Evet, Peygamber Efendimizin döneminde kadınların camiye gidip toplantılara katıldıkları ve cemaat namazı kıldıkları ve Allah Resulü'nün de buna müsaade ettiği doğrudur. Ancak o dönemde kadınlar dinin öngördüğü hükümlere titizlikle uymaya çalışıyorlardı. Dolayısıyla bunda herhangi bir fesat söz konusu değildi. Ama günümüzde kadınlar dinin öngördüğü hükümlere pek riayet etmiyorlar. Dolayısıyla bu şartlar altında camiye veya türbelere gitmelerinde dahi sakınca olabilir. Kadınların dini kuralları gözetmeksizin sokaklarda, çarşı pazarda, hamamlarda ve eğlence yerlerinde gezinmeleri ise kesinlikle sağlıksız sonuçlar doğurmaktadır. Kısacası günümüzdeki kadınların durumunu bilip de azıcık erkeklik, hamiyet ve şeref duygusu olan birisi, kesinlikle ailesini fesat ihtimali bulunan uygunsuz ortamlardan uzak tutmaya çalışır. Örneğin onların yabancı erkeklerle buluşup konuşmalarına, haram olan müzik ve şarkı dinlemelerine, dinin öngördüğü hicap hükümlerine riayet etmeden evden dışarı çıkıp da çarşı, pazar ve hamam gibi umumi yerlere ve hatta fesat ihtimali bulunabilen dini merasimlere, ziyaretlere ve camilere bile gitmelerine müsaade etmezler. Zira genellikle bu tür durumlar bir takım olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Hiçbir şey olmasa bile en azından yabancı erkeklerle iç içe olmaktadırlar. Buysa iffet kurallarına terstir ve hamiyetli olmakla uyuşmamaktadır. Bu sebeple günümüzdeki hamiyetli erkekler ailelerini özenle korumalılar ve zorunlu olmadığı sürece eşlerinin ve kızlarının evden dışarı çıkmalarına müsaade etmemeliler. Dışarı çıkmaları icap ettiğinde de yabancılarla içli dışlı olmamalarını ve şeriatın öngördüğü örtünme hükümlerine riayet etmelerini son derece önemsemeliler. Ama şeriatın örtünme hükümlerine riayet ederek farz hac ziyaretini yerine getirmek için yolculuğa çıkmak veya evde öğrenemediği dini hükümleri öğrenmek amacıyla Allah'tan korkan bir din aliminin dersine katılmak gibi durumlar bunun dışındadır. Keza ehlibeyt imamlarının türbeleri gibi mukaddes dini mekanların ziyaretine gitmek ve kadınlara özel dini merasimlere katılmak gibi dinen tavsiye edilen toplantılara katılmak üzere evden dışarı çıkmaları da hicap kurallarına riayet edildiği ve başka bir mahzur da taşımadığı takdirde sakıncasızdır. Ayrıca haysiyet ve şeref sahibi erkekler kadınlarının yanında kendi saygınlıklarını ve ağırbaşlılıklarını korumalılar ve bu şekilde kadınların onlardan çekinmesini sağlayıp yanlışa düşmelerini önlemeliler. Yine erkekler ellerinden geldikleri kadarıyla kadınlarını boş bırakmayıp onların sürekli olarak ev işleri veya maddi geliri olan bir işle iştigal etmelerini sağlamalılar. Zira şeytan boş kalan bir kadını daha kolay yanlış düşüncelere itebilir
ve boş kalan bir kadın süslenerek çarşıda sokakta geziye çıkıp kendini göstermek, arkadaşlarıyla gülüp eğlenmek ve vaktini boş oyunlar ve eğlencelerle doldurmak isteyebilir. Bu da onu daha kolay yanlış yollara sürükleyebilir. Keza hamiyet ve şeref sahibi bir erkek, kadınının yemek, içmek, giysi ve mesken gibi tüm ihtiyaçlarını normal bir düzeyde karşılamalıdır. Zira bunu yapmazsa kadın hiç istemediği halde mecburen bir takım yanlışlıklara bulaşabilir. Ancak hamiyet sahibi olmak, her ne kadar akıl ve din açısından gerekli ve güzel bir sıfat sayılsa da, bu konuda aşırıya gitmek son derece yanlıştır. Örneğin sebepsiz yere veya hayali sebeplere dayanarak eşine karşı kötü zanlı olmak, tutarsız nedenlerle eşine aşırı kısıtlamalar getirmek veya eşinin kalbindekileri sorgulamaya kalkmak çok büyük yanlışlardandır. Zira hadislerde yer aldığı üzere kadın iyi kemiğe benzer. Onu bütünüyle düzeltmeye kalkışsan kırılır. Bu yüzden Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bazı kıskançlıklar vardır ki Allah ve Resulü ondan nefret eder. O da erkeğin yersiz yere eşini kıskanmasıdır. İmam Ali ise oğlu İmam Hasan'a yazdığı bir mektubunda, "Kadını yersiz yere kıskanmaktan sakın ki bu onların sağlıklı olanını da hastalığa sürükler" buyurmuştur. Kısacası yersiz yere eşini kıskanmak ve bu hususta aşırıya gidip onu sorgulamaya kalkışmak sadece yakışıksız ve zararlı bir davranış olmakla kalmayıp, aynı zamanda dini öğretiler ve şeriat hükümleriyle de açıkça çelişen bir davranıştır. Zira bu haldeki bir erkek kesinlikle kalbinde kötü zan taşımaktadır. Kötü zan ise ileride de açıklanacağı üzere dinimizin kesin bir dille kınayıp yasakladığı en çirkin rezilelerden biridir.